İyi akşamlar sayın seyirciler. Gözler Trabzon'da derken döndüm ve Ali Palabıyık'ın son düdüğünü izliyorum şu anda. Fenerbahçeli oyuncular niye erken bitirdin, daha korner atışı kullanacağız diyor. Ve Ali Palabıyık'ın son düdüğüyle karşılaşma 1-1 sona eriyor. İlk yarıda gol yoktu. Golsüz eşitlikle soyunma odasına gitti her iki takım. İkinci yarıda karşılıklı goller var. Burak Yılmaz genç Abdülkadir'in muazzam pasına harika kafayı vurdu. Takımını 1-0 öne geçirdi. Bunun ardından dakikalarca sahada büyük bir stres vardı. Trabzonspor farkı 2'ye de çıkarabilirdi. Ama bir köşe vuruşundan gelen golle Fenerbahçe Josef de Souza ile beraberliği yakaladı ve maç 1-1 sona eriyor. Karşılıklı goller ikinci yarıda. Her iki takım da birer puanla yetiniyorlar. Sosa'da, Valbuena'da ikinci yarıda oyuna girdiler. Geç mi girdiler? Bence geç girdiler bakalım. Takım oyunu yorumcuları neler söyleyecek? Tartışmalı pozisyonlar da var. Maçın özeti dakikalar sonra elimizde olacak. Ve kritik maçın son düdüğünün ardından takım oyunu başlıyor. İlk sözü de İlker Yağcıoğlu'na verelim. Evet İlker Hocam, sahaya çıkan 11'ler bir enteresandı. Kimseyi tatmin etmedi. İki takım taraftarı da iki takımın teknik adamına tepki gösterdi. Bir korkaklık eleştirisi geldi. Fakat ilk yarı golsüz beklendiği gibi bittikten sonra hamleler başladı. Trabzon öne geçti. Fenerbahçe yine duran topla karşılık verdi. Yine diyorum, attığı son 7 golün 5'i duran toptan sarı lacivertlilerin. Bu önemli bir istatistik. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani tabii önemli de her maçta duran toptan alamazsınız. Biraz da normal gol atmanız lazım. Şimdi kadro tercihleri, hocalar korkak mıydı, değil miydi, oyuncular geç mi girdi, hepsini bir tarafa konuşuruz. Onlar zaten gecenin ilerleyen saatlerinde konuşulacağı konulardan bazıları. Şimdi oyuna bir bakalım. İlk 45 dakika bence tamamen Fenerbahçe'nin hakimiyetinde giden bir maç vardı. Yani doğru. Trabzonspor bir yandan gelen ortada Kuçka kafayı vurabilse belki bir pozisyon diyebileceğimiz yakaladığı bir tek pozisyon var. Onun haricinde Fenerbahçe'nin iki tane etkili olmasa da Atıf'la, Alper'le şutları ve özellikle ilk devrenin son anlarında İsmail'le kaçırdığı %100 bir gol pozisyonu var. Fakat oyun Trabzonspor'un yarı sahasında oynandı. Fenerbahçe 6-7 tane korner kullandı. Etkili olamasa da istediğini yapan taraf aslında sahada Fenerbahçe'ydi. Trabzon taraftarlarından, tribünlerinden yavaş yavaş homurtular gelmeye başladı. Çünkü çok pas hatası yaptı. Yani Trabzonspor bir türlü 4-5 pas üst üste yapıp Fenerbahçe kalesine gidemedi. Oyun tamamen bu tarafta oynanınca da doğal olarak bir reaksiyon geldi. Bir tepki geldi taraftarlardan. Yani açıkçası ben kendi adıma Fenerbahçe ne zaman golü bulur diye beklerken karşı tarafta Burak Yılmaz gibi bir dünya yıldızı olunca Abdülkadir müthiş bir pas. O ana kadar Burak'ı son derece iyi tutan iki tane stoper Neuchtaler ile Mehmet Topal'ın arasından Burak çıktı, kafayı vurdu ve 1-0. Kırılma anı, Burak'ın kaçırdığı ikinci gol. O golden hemen sonra Kuçka'ydı galiba pası veren. Onun pasında Burak karşı karşıya gol atsa bugün Trabzonspor işte son 8 senenin ardından Fenerbahçe'yi yenmiş olacaktı. Fakat onu kaçırdı. Senin söylediğin gibi ilerleyen dakikalar bir duran top Fenerbahçe'nin çok iyi yaptığı işlerden bir tanesi. Yani şimdi insanın aklına da şu soru geliyor. O ana kadar Fenerbahçe bir sürü korner kazandı ama hiçbirini etkili kullanamadı. Atıf'la İsmail atıyordu. Yani Valbuena'yı sırf duran top kullansın diye bile acaba hoca oynatmalı mıydı diye hocam, bakın, bir soru insanın aklına karşı geliyor. Karşıya, yani. Devre arasındaki yayınımızda Erman Hoca'ya ben bunu söyledim. Ya insan dedim, Sosa ile Valbuena'yı sadece duran toptaki maharetlerinden dolayı dahi olsa ilk 11'e alır. Ya her sadece şey, duran top. Her şey defans yapmak ya da koşu mesafesi hakikaten değil. İşte attığınız son 7 golün 5'i duran toptan yani. İstatistik önünüzde. Evet. Ve onların da Allah bilir ki hemen tamamını Valbuena kullanmıştır. Bilmiyorum kimle kullandı. Altısını Valbuena kullanmış. Bana da öyle geliyor. Yani çok etkili atıyor. Özellikle o taraftan, Fenerbahçe'nin golü bulduğu taraftan o kornerleri son derece etkili kullanıyorlar. Fenerbahçe adına Josef'in son derece iyi bir maç çıkarttığını söyleyebilirim. Josef de Souza bence. Trabzon'da da Abdülkadir'i beğendim. Yani o da genç yaşına rağmen böylesine gerilimi yüksek bir maçta son derece iyi mücadele etti. Ve tabii ki Burak. Yani Burak. Ama Onur'u da katmak lazım sanki. Onur da birkaç kritik kurtarış yaptı. Yani evet ama işte benim sıralamam şey olur. Yani önce Abdülkadir, Burak, Onur diye gider diyelim o zaman. Öyle söyleyebilirim. Peki golde sizce Volkan Demirel'in hatası var mı? Yok. Burak Yılmaz'da. Çok köşeye vurdu. Çünkü Burak Yılmaz bence dünyada savunma, rakip savunmanın arkasına en doğru koşulları yapan oyunculardan birisi. Evet fazla sayıda offside'a düşüyor ama o sayı da giderek azaldı. Kariyerinin takip eden yıllarında giderek azaltmayı başardı. Kafa hakimiyetini, kafa vuruşlarını geliştirdi. Ve bugün muazzam bir kafa golü attı ama genç Abdülkadir'in pası da bunun etkiliydi. Abdülkadir ceza sahasının dışından, çaprazdan
içeriye doğru gönderirken ceza sahasına girerek koşu yapan Burak Yılmaz harika vurdu ama bu sırada kalesini fazla terk eden bir Volkan Demirel oldu gibi geldi bana. Bir kalede görüntülerle bakarız da kalede çizgide kalsa da hocam Serkan kalede kalsa da olmaz. Niye? O zaman açı daha da büyüyecek. Aslında ileriye çıktıkça açıyı daraltırsın. Kalede kalsa çizgide köşeye bayağı bir mesafe olacaktı. O topun çok çıkma ihtimali yoktu. Bakarız da onlar daha doğru olur. Gecenin en çok herhalde konuşulacak iki pozisyonu da ilk devrede bir tane de Fernandão'nunki var. Belki o da konuşulur. Onun da bir salladığı tekme var çünkü. Geliyor Alper, rakibe gelmiyor ama Alper'e yapılan iki faul ki bir tanesi. Bir de Fernandão'nun dediğim gibi yani iki orada bir tane de buradan ilk devre ama bir tanesi yani çok bariz bir şekilde bana göre kırmızıydı. Diğerine de bakarız pozisyonlar geldiği zaman. Ali Palabı'yı da o zaman değerlendiririz. O zaman değerlendiririz. Peki sezonun geri kalanı için bugünkü bir puan Fenerbahçe adına İyi mi kötü mü? Kötünün iyisi. Mağlup da olabilirdi. Dolayısıyla moraller de bozulurdu. Artı işliyse şimdi bir puan aldı. Beşiktaş hala bir puan altında tutuyor ama şöyle bir gerçek var. Eğer Başakşehir kazanırsa 42 yapacak. Evet, aradaki puan 42. Farkı 5. 2 hafta sonra da Fenerbahçe Başakşehir'e gidecek. Oradan final. Ben aynen öyle. Ben de yazımı öyle bitirdim. 2 hafta sonra final maçını oynar. Çünkü Başakşehir yenerse 8 puan geride. Ligin bitmesine 14 hafta kalmış. O puan farkı çok kolay kapatılmaz. Başakşehir'in üstüne Fenerbahçe bir de Beşiktaş'a gidecek. O yüzden bu maçı kazanmalıydı. Hakikaten kazanmalıydı. Yani Fenerbahçe bu maçı 3 puanla kapatmalıydı. Ki bence kaybeden ilk taraf Trabzonspor, maçın ilk yarısındaki Trabzonspor hani galibiyet iştahını kabarttı Fenerbahçelilerin gördüğüm kadarıyla sosyal medyada. Tabii, şu maçı kazanmamız lazım. Şu Trabzon'u o kadar eksiğe lazım, rağmen yani dedirtti. Hasan Ali'nin ön libero oynadığı bir Fenerbahçe ilk 45 dakikada maçı kazanacak kadar oynadı. Bu bir icat mıydı? Yani nereden çıktı şimdi bu dedirtti mi size? Arkadaşınız biliyorum arkadaşım. Herhalde dedirtirdi. Serkan hiç aklımın ucundan geçmezdi Hasan Ali'nin ön libero oynaması. Yani ben de şimdi sizi gazlamış oldum. Yok hakikaten öyle. Ben çünkü şöyle düşünüyordum. Acaba Oğuz Kağan bana dedirtti. Risk alır mı? Bana da dedirtti. Ya bir risk alır mı? Oynatır mı? Genç oyuncu. Yok yok diyordum. Hani İsla'yı en kötü stoper oynatır. Josef Mehmet Topal ikilisini falan bozmaz. Samimi söylüyorum. Alper'i belki dener dedim. Hani orada oynar mı? Mehmet Topal'ı aynen Mehmet Topal oraya çekerse Josef'le acaba Alper yapar mı falan derken Hasan Ali'yi görünce aa dedim. Dedim. Ya çok bunu... pardon da Hasan Ali Kaldırım da kariyerinde sol stoper çok oynadı. Ya da öyle bir de bak o daha mantıklı olurdu ama Hasan Ali'nin önünden oynaması... Mehmet Josef'i bozma. Tamam. Hasan Ali Kaldırım'ı stopere koy. Evet. Bana o mesela çok daha mantıklı geldi ama yine de hani illa Aykut Kocaman'a tek bir eleştiri yapacak olsam sezon başından beri yaptığım o eleştiriyi yaparım. Valbuena niye ilk 11'de oldu? Gelelim ona ya olur olmaz bilmem de şimdi Valbuena'nın yerine koy kendini. Maç 1-0 geriye düşüyorsun 60. dakikada. Valbuena'ya diyorsun ki gel şeyi kurtar. Takımı kurtar. Yani bu oyuncu sıradan bir oyuncu değil ki. Fransa milli takımının oyuncusu. Kariyeri hakikaten çok üst düzeyde bir oyuncu. Dolayısıyla da ister istemez bu oyuncu bir reaksiyon gösterir. Bu oyuncu bir tepki gösterir. Bilmiyorum da Fenerbahçe'de bu Valbuena sorunu bir şekilde halledilmeli. Çünkü top ayağına geldiği zaman topu tutabilen, rakip kaleye oyunu taşıyabilecek tek oyuncu sanki orada Valbuena gibi duruyor. Hocam sessiz aldın mı? Bıt bıt öttü sanki tuşlara bastıkça. İşte sessiz alırken ben başka tarafa baktım. Hocam ben telefon acemisiyim. Biliyorum hocam, telefonu görüyorum. Telefonu hiç anlamıyorum. Bir WhatsApp'ım var. Onun için benim şey de yok bu hani WhatsApp şeyler ne o sosyal medya bilmem ne benim. Evet. Hepsi sahte. Ben bir tek WhatsApp'tan çalışıyorum. Ona da basayım şey sesini kısayım derken başka tarafa baktım. Bastım. Neler oldu kim bilir orada şu an? Acemi abi. Acemiden korkacaksın. Vallahi geçen bir video izledim. Patlayan bir telefon gördüm. Dikkat et. Hocam acemiden bu acemilikle o telefonu patlatma sonra hocam. Buyur Olcay Çakır da geldi. Evet takım oyununda takımı tamamladık. Şu ana kadar eksik oynuyorduk ama İlker Yağcıoğlu her topa basarak. Her topa girdim değil mi? İkinizin de eksikliğini hissettirmedi. Hemen sıcağı sıcağına o zaman hazır Ervan Toroğlu. Telefonuyla uğraşırken. Mobil telefonuyla boğuşurken Olcay Çakır. Nereden başlasak nasıl anlatsak? Yani teknik adamların reaksiyonları bence karşılaşmanın her şeyini etkiledi bence. Bir kere iğrenç bir maç izledik ilk 45 dakikası itibariyle. İlk 45 dakika itibariyle hakikaten iyi bir Fenerbahçe izledik. İkinci yarıda Sosa'nın oyuna girmesiyle de Trabzonspor oyuna ağırlığını koydu. Çok farklı bir... Sonra Valbuena geldi. Sağdaki kalite arttı. Ya iki takım adına ben da. Aykut Hoca'yı anlamıyorum. Yani bu kadar cesur oynatacak potansiyelin varsa neden baştan bu kadar cesur oynatmıyorsun diye insan düşünüyor mesela.
Yani sonradan yaptığı biraz çılgınlık gibi geldi bana ama neticede puanı kazandı. Galip de gelebilirdi takımı. Ama evet, gergin, heyecanlı. Aslına bakıldığında ikinci yarısı hakikaten güzel bir karşılaşma oldu diye düşünüyorum. Evet, ikinci yarısı ama, keyif verdi. Sosa girdikten sonra Trabzonspor Burak'la ikinci golü eğer o pozisyonda yakalayabilseydi belki farklı şeyler konuşacaktık ama büyük maçlarda öyle olmuyor. Demek ki kırılma anı olarak belki gösterilebilir o pozisyon. Trabzonspor takımında teknik adam Sosa hamlesi sonrasında başka hamle yapmadı neredeyse. Hani Rodega'nın 87'lerde oyuna girmesini saymazsak. Yani Aykut Hoca'nın orada kenarda... O değişiklik seni heyecanlandırdı mı? Rodega'nın girişi. Yo, yani orada genç bir oyuncu alsaydı. Yani çünkü zaman çalmak gibi bir şey o benim için artık o dakikadan sonra. Çünkü o dakikadan sonra o tarz bir oyuncunun oyuna girip oyuna konsantre olması falan çok zor olsa gerek. Yani şöyle mi anlamalıyım? 46'daki Sosa değişikliğiyle Rıza Çalımbay daha sert eleştirilmekten kurtuldu. Kurtardı kendini. Ama sonrasında yani düşen orta saha gördük orada. Okay adeta tek başına mücadele etti. Okay'ı ben çok beğendim. Bugün Okay da çok iyiydi. Ve ben Konya maçında yine Kamil Ahmet'i çok beğenmiştim. Bence bu karşılaşmada da gayet iyiydi. Hiç orada sırıtmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Ama bakıldığında Burak büyük golcülüğünü yine gösterdi. Golünü attı. Pozisyona girdi belki söylenebilir ama Trabzonspor takımı açısından bakıldığında seyircisi önünde kazanmaya belki... Gerçi ligin ilk yarısında da iki kez öne geçmişti Trabzonspor ama artık iki takım arasındaki karşılaşmaları sadece tabii o maç içerisindeki hallerle değerlendirmek yerine psikolojik, sosyolojik etkenleri de düşünürsek şu anda Aykut Hoca, Rıza Hoca, başkanlar, herkes rahat rahat evine gidiyordur bence. Yani kimse şu anda kaybedilen... Berabere bitti, kimse kazanmadı ama win-win oldu diyorsun. Win-win oldu yani... O düzeyde, yani üst düzeyde bakıldığında herkes rahat şu anda. İlginç. Öyle mi hocam sence? Yani şu anda bir şekilde herkes zayiatsız atlatmış gibi, bir yandan da üzerine düşmüş, düşeni yapmış gibi ama ben teknik adamların çok eleştirileceğini düşünüyorum camiaları tarafından. Belki kısa vadede değil ama uzun vadede bu maç önemli bir kırılma haftasında önemli bir maçtı. Kazanan çok şey kazanacaktı. Kaybeden çok şey kaybedecekti. Hiç hayatımdan bahsetmeyi sevmem, kendimden bahsetmeyi. Geçen gün bir bayan arkadaşla oturuyorum. Sohbet ediyoruz. Bana dedi ki, ya dedi sen oradan ayrıldım, bundan mahkemedeyim. Buradan beni attılar, bundan mahkemedeyim. Buradan da attılar, bundan da mahkemedeyim diyorsun. Sen kaç yerden atıldın dedi. Çok enteresan bir soru. Saydım. 6 yerden atılmışım. Atılmışım yani. Beni kovmuşlar 6 yerden. Hepsinin bir sebebi vardır muhakkak. Benim açımdan da, kovan açısından da. Fakat ben buradayım. Hayatım boyunca çok risk aldım. Benim üstüme geldiler, dövmeye kalktılar, vurmaya kalktılar, yurt dışından beni vurmaya geldiler. Oo. Silah aldım, hala silah vardır taşıma. Silahı da hiç sevmem. Ruhsatım vardır. Taşımıyorum ama taşıma ruhsatım var. Vurmaya geldiler. Hep risk aldım, hayatım önce hep risk aldım. İnandığımı söyledim, sivriydim. Kovdular. Oradan kovdular, oraya gittim, çalıştım orada. En son burada çalışıyorum. Herhalde buradan da kovulursam başka yer kalmadı bana. Ya hocam, nereden çıkartıyorsun şimdi? Başka hocam, bir yere gelecek. Hayatım boyunca eşeğin kuyruğu gibi yaşamadım. Herhalde istifa ediyorsun bu konuşma. Oraya doğru gitmeye başladı. Son maç. Hayatım boyunca eşeğin kuyruğu gibi yaşamadım. Burada yorum yapıyorum, biliyorum. Burada yorum yaparken. %35 seyirci... Ulan bu Erman Toroğlu acaba ne diyecek diye seyrediyor. Bizi seyredenlerden. %35'i ulan bu Erman Toroğlu helal olsun lan diye seyrediyor. %35'i de bunun sülalesi. %105 oldu. Küfür ederek seyrediyor. Biliyorum abi bunu. Ama ben inandığımı söylüyorum. Bana ne abi, ne yapayım? Peki. Risk diyeceksin aldım. Diyeceksin ki bunu niye anlattın ya bana, niye anlattınız bana? Ya arkadaşlar ya. Bugünkü maçın özeti çok net şu.
Sahada 3 tane korkak vardı. 2 teknik direktör ve 1 hakem. Bugün 3 korkak seyrettim. İnanılır gibi değil. Bunların üçünden de bir halt zor olur. Başarılı oldular bunlar arada sırada ama cesaretli olun da. Hakem sen at. Teknik direktör sen yap. Ben Trabzon'da maçı yarıda bıraktım. Ne oldu? Ne oldu abi? Bu Trabzon'da değil ha. Tabii tabii. Bu Trabzon'da şey, değil. Öyle eskiden bu Trabzon'da daha zordu. Bırakırsın. Eski Trabzon'da bıraksana. Stada giremezsin. Bastım dedi. Çıktım gittim abi. Şampiyonluk maçıydı. Bu maç değil. Final final. Ya Galatasaray şampiyon olacaktı ya Beşiktaş olacaktı. Maç yarıda kaldı Beşiktaş şampiyon oldu. Galatasaray'dan da teşvik birimi geldi. Birer Doğan araba Trabzon'a iddiası yokken. İddia edilir diyelim yani öyle bir. Ha, iddia edilir diyelim. Deliliniz. Konuşulur öyle bir eser. Konuşulur. Yani hocam böyle götüremezsiniz ya. Bizi de duman ediyorsunuz. Seyirciyi de duman ediyorsunuz. 45 dakika. Gitmiyor Trabzon abi. Çok kötü Trabzon. Rezalet Trabzon. Sosa giriyor. 2 top atıyor. Hazırmış da belli. 2 top atıyor. Sosa gelince bu sefer diğerleri boşta kalıyorlar. Bıdık top oynamaya başlıyor. Olcay top oynamaya başlıyor. Abi bakıyor ki gol geliyor. İkinci pozisyon var. Bu sefer öteki diyor ki lan ben de Valverde'yi alayım bari diyor ya. O da Valverde'yi alıyor. O da golü buluyor. Neredeydiniz la? Doğru. Neredeydiniz? Güzel hakem. En az 2 topçu atman lazım. En az. Göstereceğim. Nasıl hakemsin sen? Niye atamıyorsun? Sana ne la? Sana ne? Sana ne? Herif basıyor. Herif vuruyor. Sana ne? At. Sen adalet dağıtan olarak korkuyorsun. Bu şuna benziyor. Savcı, hakim. Korkuyor ya kabadayıdan. Ulan bunu diyor içeri atarsan bu beni vurdurur diyor. O zaman yapma abi. Trenden korkarsan, şeyden demirden korkarsan trene binmeyeceksin. Yapmayın abi. İkinci yarı biraz kımıldadınız. Biraz maç hareketlendi. Millet keyif aldı. Biraz. Kalite yoktu. Ne o? Teknik direktörsünüz. Büyük büyük hakemsiniz. Yürü gidin la. Benim konuşacağım o kadar şimdilik. Hocama katılıyoruz falan diyor. Ben yani hocamın söylediklerine tabii onun cümleleri, onun Neviş aslında münhasır cümleleri. Benimki farklı ama ben de bu görüşe katılıyorum. Aslında tabii o hocanın güzel özetledi bence. Bence de gayet güzel bir özet yaptı. Hani biz belki o kelimeleri kullanmayız ama abi biraz risk alın ya ben oradan gireyim. Aynen. Ya biraz hakikaten risk alın. Yani bizim de en azından böyle güzel şeyleri izleme hakkımız olsun ya. Ya bırak arkadaş 0-0 1-1 biteceğine 3-3 bitsin maç ya. Ya değil mi? Yani 3-3 bitsin abi. Ya vallahi olmuyor ya. Çok keyifsiz yani, maçlar bu sefer izlemeye başlıyoruz. Yani ne bu olur sezona arkadaş, yakışmıyor. Bu sezon çok yani, güzel maçlar izledik. Hasan Ali'yi oynatma ya. Alper'le oyna mesela. Ben bugün sabah bir yeni Malatya Sivas maçı izledim. Yemin ediyorum İngiltere Premier Ligi'nde o kalitede mücadele, seyir keyfi yani çok az gördüm bu sezon. Malatya'da da müthiş bir taraftar vardı. Maç öncesi görüntüler harikaydı. Herkes bayrakla gelmiş biliyorsun. Mehmetçi'ye destek falan verdiler orada. Muhteşem bir tablo vardı. Yani dediğim gibi ya biraz risk almak hakikaten lazım. Bak, risk almadan kahraman olamazsın. Çok garanti, çok garanti derken bir puan, bir puan bir bakmışsın 6-7 puan geride kalmış. 8 puan geride kalmış. Zaten bu kadar. Hocam zaten hocam öyle bir özetledin ki yani yeter. Başka bir şey söylemeye gerek vallahi yok. Vallahi beni konuşacağım bu kadar bu gece için. Fazla konuşacağım yok ha. Pozisyonlara bakarız hocam. Benim konuşmalarımı hani banttan veriyorsun benim ya maçı bir daha. Benim sahnem bir daha. Ben gideyim çayım kılıcı kadar. Hocam sahnesi ne zaman gidiyor? Ben gideyim sen sizi seyredeyim. Sen bunu 3 defa oynat. Vallahi diyorum bak sana yarar bu. Benim konuşmamı 3 defa oynat zaten tamam. Peki sebep ne sizce? Burada şöyle bir sebep olabilir. İşte galibiyet birimi 2.2 milyon TL biliyorsunuz ligde. Şaka evet. Değil. Tabii. Beraberlik 1 milyon küsür TL. Şaka değil 1 puan ya. Evet yarıya bölünüyor işte. Hani bayağı ciddi para veriliyor. Yani abi yok para falan değil kardeşim. Kişisel kariyer kaygısı. Ya hem oyun anlayışı hakikaten oyun anlayışı bu. Yani buna inanıyor. Şimdi Aykut Kocaman'ın oyun anlayışı bu. O bu tarzı oynatmayı sever. Canım bayında böyle. Rıza Hoca da o zaman hiç oynanmasaydı. Dedik ya maçtan önce ilk devre sen dedin 0-0 biter. Ben de dedim hani bu kitlenir kalır bu maç diye. Sen söylemedin mi? Yazdım. Sosyal medyada yazdım. Yorumlarımda söyledim. Her ne ve 3 gün önce foto maça skor yorumunda da 1-1 dedim. İlk yarıda 0-0 biter dedim. Ya bu kadar da belli etmeyin ya. Yani biraz 70, sürpriz olsun evet. Yani. 60 senedir Fenerbahçe'yi seyrederim.
Aykut dönemlerindeki Fenerbahçe'den hiç tad almadım. Başarılı da oldular zaman zaman. Yok, keçi tabii canım başarısız diye keçi yok. Keçi yani baktığı Aykut zaman kariyer olarak Fenerbahçelerden hiç keyif almadım. Alex'i kenarda oturtan adam, bilmem ne oturtan adamlar bana tuhaf geliyor yani. Yani bunlar kompleksim var. Ne var abi, enteresan. Yok hocam, Alex onun bir anlayışı var. Üçüncü yılda yaptı. İlk yıl oynattı. Alex zaten gol kralı oldu o sene. Yani ilk yıl öyle oynattı onu, sonlara doğru oynatmayı bıraktı ama ya bir takım şeyleri değiştirmek lazım. Ya olmuyor çünkü. Hocam Fenerbahçe Türkiye'de İlker bak. Mesela Beşiktaş daha böyle şey başka topu. Fakat Fener oldum olası benim seyrettiğim, onun için söylüyorum. Oldum olası hep böyle kalitesi yüksek oyuncuların oynadığı, ferdi değerlerin hücum oyunu daha fazla gözüktüğü, hücum oynadığı, seyircinin coştuğu takım tipini ister Fener seyircisi. Hani böyle sağdan gidecek, sağdan soldan estarabim, bindirecek, kafa atacak, adam geçecek, çalım atacak, bacak arası atacak, eğilip kafa atacak falan adam ister. Yani ya hocam, şov ben tipinde fazla uygundur Fener'e. Aynen, ben oynadım 7 sene. Ben biliyorum oranın onun ne olduğunu. Için yani ben sana ben bu Fener'e bakıyorum abi. Fener kabus top oynuyor abi Aykut lan, kabus. Kabus. Ya onu hocanın ya sabahları sistemi, süt hocam içecekler. Gelirken de zaten Fenerbahçe taraftarının bir kısmında böyle bir endişe vardı. Yani Aykut hocanın oyun anlayışından dolayı doğan bir endişe vardı. Bu bir şekilde devam ediyor. Yani bir ileriye gitmedi maalesef. Gitmedi. Peki Çalınbay, Çalınbay'ın zihniyetiyle ilgili Trabzonsporların düşüncesine? Ya yani çok acımasız olmak istemiyoruz tabii ama Rıza Hoca açısından durum hakikaten çok acımasız. Yani sosyal medya. Şimdi Olcay ne kadar kibar. Öncesinde çocuk. Hocam. Hocam Olcay Ersun Yanal'ı en sert dille eleştirmiş yorumculardan birisi. Ama kibar. Ama çocuk. Bu maçtan önceki yayınımızda hatırla dedi ki. Ya şimdi böyle Fenerbahçe'yi bulmuşken Ersun Hoca böyle çıkmazdı diye de. Yiğidi öldürdü ama hakkını verdi. Hakkını da verdim yani. Ersun Hoca'nın maçıydı bu tam. Ama Ersun Hoca'nın bir lafı vardır. Çok kerelerde o lafının altını doldurmuştur. Bütün kariyeri boyunca. Belki sonlarda sıkıntı olmuş olabilir ama. Bir maçı 0-0 bitireceğime 4-3 yenilmeyi tercih ederim ben. 1-0 yani, öne geçiyorsun. 0-0 bitirmeye oynamak Burak yerine yorulmuş. Tabii 4-3 Burak, biten maçı tercih ederim. Burak'ın ikinci kaçırdığı pozisyon yorgunluktan. Tabii karar veremedi. Yorgunluktan. Burak kaçırmadı topu ayağından. Fenerli oyuncu vurdu. Tabii Burak topa karar verene kadar geldi adam. Kenarda Rodo'ya kadar ya. Sok. Sok abi sok ne olur ya. Evet. Sok abi sok. Rodo'ya tutsun Fener. Alsın dönsün gitsin. Ya 88-89 oyun alıyorsun. Tam yani zamanı. Günah ama yani. 1-0 tam zamanı. Risk. Bak bunu Fatih Terim yapıyor. Yapar. Bunu Fatih Terim yapıyor. Hocam Şenol Hoca da yapıyor. Onun için de Fatih yapar. Terim hala hocam, Fatih Terim. Şenol Güneş yapmıyor mu? Yapıyor. Şenol Hoca da yapıyor. O valla gözünü Mustafa karartıyor Denizli'de hepsini yapar. Atıyor sahaya. Yani Mustafa bir anda bütün forvetlerini sürüyor sahaya. Mustafa Denizli'de Mustafa yapar. Hoca'nın da öyle vardır. Her zaman. Yani bazen çılgın hamleleri. Ya yap ya. Dediği gibi hocanın onlar başarılı oluyor. Ya bir bu ligde bak hocam Avrupa'da falan eyvallah. Avrupa'da öyle risk aldın mı canını okurlar. Ama bu ligde yap ya. Bizim ligimizde hücum oynadığın müddetçe kazanırsın. Ya bir de hocam. Vallahi kazanırsın ya. Bu ligde kimse savunma yapmayı bilmiyor ki. Bir de Sosa'yı oyunu almışsın. Oyunu tamamen eline almışsın o dakikadan sonra. O ilk yarıdaki Fenerbahçe rüzgarı falan kalmamış. Rüzgar tamamen senden yana ve 1-0 da öne geçmişsin. Ve rakip risk almış. Tam Rodega'lık yarar. Tam. Abi Rodega'nın önüne at, ayağına at. Şaşır. La Fener defans yapsın Rodega'yla şey Burak'a. Veya tekrar Rodega'ya. Nerede abi o cesaret? Nerede abi o cesaret? Korkun. Yani. İki takım hocam, teknik direktör, hakem. Korkun abi. Korkun necele faydası var herhalde futbolda. Futbol için söylüyorum. Yani ömürlerini uzatıyorlar. Ya aptalca hücum etmeyeceksin. Yani ömürlerini kardeşim uzatıyorlar. Tamam kabulüm yani. Gözünü karartıp da o ayrı bir olay. Mağlup olursun da gözünü karartıp. Ama artık ipler senin eline geçmiş, dönmüş. Artık bu bir olay ya. Bunu kullan abi. Sark arkasına adamın. Arka tarafı Fener'in. Evlere şenlik. Evet. Sen adamın kuvvetli tarafın üstüne aldın. Golden sonra. Evet. Golden sonra sıkıntı yaşamadı Fenerbahçe. Valverde defans yapmıyor, hücum oynuyor. Soldağı doyu aldı. Lan sok Rodo'ya gel. Adam senin üstüne geliyor. Arka tarafı bomboş. Çık adamın arka tarafına. Yardıma götürt. Onu zaten gelmeyecek. İkinciyi, üçüncüyü bul. Rıza Hoca. Bana ne anlatıyorsunuz? Hasan Ali İsley'i oyundan alıyor hoca. Değil mi? Yerini evet. Ön tarafı oyuncu alıyor. Bütün nasıl riskleri bir iş alıyor abi ya? Ona maçı kurtarma adına Aykut Hoca o riskleri aldı. Onu söyleyebiliriz. Mesela Rıza Hoca o anda mesela Elif Elmas'ı soktu ya.
Tabii. 18 yaşında o çocuk da ve hayatında ilk defa dakika alıyor. Tabii. Nasıl buldunuz? Bir şey söyleyeyim mi? Yetenekli oyuncu. Evet, iyiydi ben. Yetenekli şeyler oyuncu. Gösterdi yani. Alıp vermesi gitmesi falan fena değil. Ya alıştıkça daha iyi olacak. Ya belli, hocam, belli. Şimdi Rıza Hoca'ya da sert eleştirdik. Aykut Hoca'ya da eleştiriyoruz. Ya bana şu çok garip geliyor. Oğuz Kağan'ı sen büyük bir cesaretle sahaya sürmüştü, hatırlar mısın? Konya'da. Konya'da Ozanlar Mozanlar, evet, yedekken. Hatta en çok övenlerden biri bu hareketin Erman Taroğlu. Doğru. Helal olsun ya demişti. Doğru. Ya bugün sürsen ne olur? Bugün sür. Hadi stoperde oynatmadın. Hadi Mehmet Topal Josef ikilisini bozdun. O çocuğu Valverde orada otururken eğer şeyse sokarsan bu sefer çocuğu da ezebilirsin. Çocuk kötüyse. Valverde var herif oynamış ya, milli takımlarda yıllarca. Zaten. Yani adamı sok. Adamı göster ya. Ya çok ilginç. Şahsi kaprisin varsa bilemem. Yok hocam öyle bir şey olmaz. Hocam anlamam vallahi o işten. Olmaz. Yok. Yani o olmaz. Yanlış. O şeyi var. Kendi ne diyeyim? Oyun anlayışında bir şey var. Sabit fikir. O değişmiyor. Ama yoksa şahsi kaprisi falan. Ne olacak? Valbuena ile ne şahsi kaprisi olur hocam? O öyle bir şey değil ama. Ya şu da geliyor insanın aklına. Hasan Ali yönetsen. Alper'i oynat ya. Oraya çek. Oraya Alper'i çek. Yani hiç değilse daha atak yaparsın. Bak bunları konuşuyoruz ediyoruz da. İlk 45 dakikadaki oyun Fenerbahçe adına çok kötü ve eleştirilecek bir oyun değil. Bilakis çünkü benzer hataları Rıza Çalınbay'da yaptı. Fenerbahçe ilk devre ne zaman gol atacak diye bekledik. İsmail 42. dakikada golü atıp Fenerbahçe öne geçse çok farklı bir maç olurdu. Doğru. Öyle değil mi hocam? Ya birer tane pozisyon var. Ötekinin de kafasını vuramadı. Sıyırttı ya kafayı. Ya vuramadı ama İsmail'in. Ama oyun genelde Trabzon sahasında oynandı hocam. Ya, mahkum oynadı. Kuçka. İki kötünün iyisi Fener'di. İki kötünün iyisi Fener'di ilk yarı. İyi değildi Fener de. Trabzon'a göre iyiydi. Trabzon rezalet. İlk devre Trabzon hiç çok kötü oldu. Trabzon kumurlayamadı abi. Klasik ne zaman Trabzon sosa girdi, topu aldı. Abi top yapamadı Trabzon. Üç pas yapamadı ya ilk devre. Sosa aldı, verdi, aldı, abi, verdi, bitti. Bu sefer yani, ya neyse ya. Konuşacak, ağır konuşacağız. Boş verin ha. Neyse, siz konuşun. Ya hocam ya, şunu da gördük. Gerçi Olcay Şah'ın bir bölümde fena değildi ama gidiyoruz. Sol önde Yusuf'u da deneyebilirdi. Yani Sosa Yusuf'la da başlayabilirdi aslında. Hafta içi. Tabii. Söyledik o kadar. Yani biz hani dedik ki bu cesareti göster hocam. Acaba Olcay'ı mı alıyor diye düşündüm ben. Hocam vallahi izlemiyorlar ya. Ya tamam biz futbolun içinden gelmedik ama görüyoruz biz de hocam. Seni bir türlü dinleseler ama sen kağıdı vermedin ama maçtan evvel. Sen hocam aslında bizi dinliyor diye aslında. Ben onu hissediyorum. Yani hoca etki altında da kalıyor biraz. Vallahi mi? Ben hissediyorum. Ama yine imam tabii bildiğini şimdi ne okuyor. Anlatacaklar? Rıza'yı biraz anlayacağım da şimdi şey konuşacak, Aykut Hoca. Konuşacak hiçbir şey anlamayacağım. Ben ya anladım. Ne olur yardım et bana. Ben sana anladım. Sen çalıştın. Ama herkes aynı şeyi söylüyor ha. Ya bence çok zor değil. Biraz dikkatli dinlesin. Hocam bence uzun cümleler kuruyor. Hocam, çok uzun kuruyor. Yani daha kısa cümle kursan biraz daha anlaşılır olacak da. İlker abi ben çok uzun olunca başıyla sonu başıyla sonu hocanın anlatacağı çok şey var bence. İkna edebilir yani insanları. Aykut Hoca'nın mazereti kabul edilebilir bence. Yani elinde oyuncu sıkıntısı var. Rıza Hoca'nın elinde öyle bir şey yok. Mesela yani Giuliano mesela gibi bir oyuncun yok. En önemli stoperin yok. Hocam iki tane deve dişi gibi oyuncusu yok. Doğru. Tabii canım. Yani Trabzon deplasmanında yenilmedi bakarsan. Herhalde. Yani bir akıl koydu sahaya. Yani kurtarma operasyonu başladı şimdi. Hayır Aykut Hoca. Hayır hocam. Eleştirilerimizi yaptı. Yanlışsa yanlış de. Değil ki yani Giuliano ile stoper şirketler yok. Hocam iletişimde şöyle bir kural var. Elindekiler vardı da ben elindekilerden diyorum neden yapmadı. Ha, onu biz de söyledik zaten. Ya elinde olmayanlar yok zaten. Ona bir şey diyemiyoruz ki yok onlar ama elinde var kenarda oturuyor. Kenarda oturuyor her şeyi yaptı herif bugün yere girdi. Oradan aldı oraya verdi oradan aldı. Trabzon defası iki top dönünce Trabzon defası da aldı. Kornere attılar frikik oldu. E bunları Valverde yaptı. E kenarda oturuyor. Onun oturacağını ben elindeki hocam, cebindeki paradan bahsediyorum. Sen parayı kaybetmişsin. O zaten kayıp para abi. Bana ne ondan? Cebindeki parayı burada oturtuyorsun. Öteki de orada oturtuyor. Valbuena bunlar virüs olsa olsa birbirine geçiriyoruz. Hakem de sen o da aynı. Lan birini atarsam diyor şimdi diyor dengeyi niye bozum diyor. Sana ne ya? Tekmeyi atan adamı at. Basan adamı at. At. Göstereceğim şimdi. At. Gelecek. Hadi birini kurtaralım. Bir pozisyonda Trabzonlu'yu. Hadi kurtaralım birader. Birini kurtarma şansın hiç yok. Şeyi de kurtarma şansın yok. Santrforu Fenerli. Fernando. At sana ne ya? O arada Trabzon yenermiş. Fener de orada darmış. Atsın abi. Sana ne ya? Sen hakemliğini yap. Maçı bitirmek can attı. Şöyle bir gördüm şuradan.
Maç bitse de gitsem diyor birbirine. İkinci korneri attırmadı zaten. Evet. Mesela 94-13 attır oldu. Korneri. Orada bir korneri daha çıktı. Top tut diye şey yaptı. O kadar mı Mustafa Zaman oynandı maç? Attır korneri ya. Yok ya, korneri attırmaması garip. Bence garip mi? Garip abi yani. Bence ikinci attırmaması normaldi. Olur mu ya, korneri attır abi. Attırmalı mı? Hani bence son korneri. Ya frikik bile olsa yandan attır. Ama dediğin gibi bir an evvel bitireyim de aman. Bizim çok alıştığımız bir şey değil. Yani o korner olursa atılır bizim futbol kültürümüzde. Doğrusu. Ama maalesef neyse, bizim futbol kültürümüzde de bir hakem ekolü oluştu ki. Hocam çok güzel özetledi demin. Sana ne at. Oradan eksilecek, buradan eksilecek. Kronolojik sırası değişmez. Yani yapıyorlar. Hatta bu ekolünde bir adı var yani. Cüneyt Çakır ekolü mü? Cüneyt Çakır. Bana mı bıraktın topu? Yani bir i̇şte adı var. Geçen gün Ulvi buradaydı ya. Erman Hoca'nın hakem olduğunu duyduğum zaman diyor gece rahat yatıyordum diyor. Kim diyen? Ulvi. Evet. Beşten istiyorlar. Seni yanlış sorar. Ya Ulvi Hoca ben, gibi bir futbol Ulvi'ye adamından tanıyorum. Duymak ne güzel. Yani bana ne abi? Gör. Ha göremedin. Göremedin abi. Göremedin ya. Göremediğin ne var? Ama herif Palamut gibi gidiyor basıyor ve görüyorsun ya. Trabzon'un önce nasıl bastı ya? Şey? Alper'e. Evet, Fernando. Neyin sarısı o ya? Direkt kırmızı. Dünyanın her yerinde kırmızı bunlar. Hani ben daha yorumları şimdiden yapayım da. Bekleseydin biz yapmadık bir şey. Dur hocam görüntü gelsin. Dur bir görüntü gelsin. Görüntüyle yapalım hocam yorumları. Daha var neler var ya. Ya ben var, bir şeye var. Daha saçma şaşırdım. Sapan foller gol var. Sevincine sarı karta şaşırdım mesela. Josef de Souza'nın gol sevincinde belki vardır görmediğim bir detay. Kusura bakmasın kimse. Yani biz kameralardan gördüğümüz kadarıyla konuşuyor. Ne var ya? Seyirciye yaptı ama ya, Serkan. Tamam da hani. Serkan ortam gergin yapmasın. Bilmiyorum ya. Ben yapmasın. Rakip seyirci olsam. Rakip takımın oyuncusu gol atsa. Ben öyle bir sevinmeye. Ya hem gol atıyorsun hem seviniyorsun falan diye düşünmem ki yani. Tabii ki sevinecek adam. O belki orada toplumsal hadiseleri. Bir el kol hareketi yaptı mı görmedim. Bilmiyorum bakarız bir daha. Ben de görürüm. Bakalım kol, ya geldiği zaman nasıl olsa gelecek görüntü. Yani size elle kolla anlatacağım. Ama şimdi. Hangi yani el kol da neye el kol yapmadı ya. Sevinme hareketini size elle kolla. Hocam sarı kart atılır, doğru diyor anladığım kadarıyla. Sen sarı kart doğru diyorsun. Hangisine? Josef de Souza'nın. Yok öyle bir şey demedim. Ha pardon. Elle kolla anlatacağım sadece. Elle kolla anlatırım ben sana. Hangisi sarı karttır hangisi değildir onu anlatacağım dedi. Anlatacağım ben size bir şeyler için. Peki sence o gol sevincinde sarı kart doğru muydu hocam? Şimdi söylemem. Peki. Peki. En kritik, en majör pozisyonları söyledin. Gol sevincinde sarı kart var mı? O söylemedim. Ne? Tamam. O majör değil mi? Ne var hocam ya? Bir sarı kart gitti geçti. Aramızda sarı kartın... Ve üstüne bir sarı daha görsen olacak atıldı oyuncu. Eğer haksızsa gol sevincindeki sarı o da önemli tabii yani. Her dakika sarı kart kaçtı golde? 84. Öyle miydi? Şey, tabii 83-84. Yani artık o saatten sonra ikinci sarı olasılığı çok ya, az. Ya oyuna müdahale etmiyorsun hocam. O kadar yüksek tempoda oynanıyor Rıza hocam. Ben Rıza hocaya döneyim biraz. Yani o kadar yoğun tempoda oynanıyor. Kuçka, Okay inanılmaz yoruldular. Olcay yoruldu. Abdülkadir hani, üç maymun yoruldu. Var ya, üç korkak. Ya bir müdahale et hocam özellikle. Oyuna ya. Onazin var yanında oynayan. Orada Rodega var. Hadi ortaya, yani kanadı geçtim ortaya bir müdahalen olsun. Rakip artık tamamen gelmiş. Arka tarafa sarkabilecek oyuncu... Rodega var rahatlıkla. Yani bu atraksiyonları yapabilirsin ama dediğim gibi hoca iki hoca da bugün çok rahatlamıştır. Ya iletişim, çok rahatladı. İletişimde bir şey kural var. Senle oturduğum hatalarını söyleyeceğim ama önce ya hocam çok şık giyiniyorsun. Saç modelini hani önce iyi şeyler söylenir, sonra kötü şeyler söylenir. Biz şimdi kötü şeyleri söyledik. İyi şeyleri söylemeye başlamıştık. Siz toparlayın ya, siz toparlayın. Ben iteleyeyim, siz yok, toparlayın. Yok, toparlayacak bir şey yok. Ama yine de 46'daki Sosa değişikliği en azından yanlıştan bir dönüştü. Ya yanlıştan dönüyorsun, eyvallah. İkinci golü de bulsaydı Trabzonspor maçı geçmiş olsun. Yani Fenerbahçe adına bir 46'da Valbuena yapılmaması yani, hataydı. Ya Sosa'yı 20'de alırım. Sosa'yı 20'de alırım. İlk 45 dakikayı Fenerbahçe iyi oynadı. Bozmam hiç değil mi? Hiç kimse yapmaz. Ama Sosa yani. Geldi artık. Sosa'yı ama ilk 20'de alırım Sosa'yı. Ha, o ayrı. Geçen gün Fatih Hoca ne dedi? Fatih? İlk defa iki oyuncu. İki oyuncu daha değiştirme hakkım olsaydı alacaktım dedi. Hocam Konya maçında Trabzonspor 20'de Konya 10 kişi kaldı. Yine aynı top oynadı Trabzonspor. Oynamıyor Trabzonspor. Yani bunu söyledim. Hatta o seri galibiyetler dönemi söyledim. Siz dediniz ki yani sen maç kazanıyor muydun işte bırak kazanıyor adam dediniz bana. Yani kazanıyor ama hani ne çektiğini ben biliyorum Trabzonspor'ları. Futbol namına bir şey yok. Sosa konusunda hoca haklıydı ilk yarıda, ligin ilk yarısında. Ama ikinci yarısında hiç kabul edilebilir tarafı yok Sosa konusunda. Sosa bu takımın 11 oyuncusu. Lideri ya. Hepsini geçtim ya.
Takıma nasıl bir rahatlık? Nasıl peki? Getirdim? Yani o idmanlardaki performansı nedir? Trabzon'u aldı. Biliyorsun bir ara sanki memnun değildi. Gitmek istiyor gibiydi. O bir takım söylentiler. Ligin ilk yarısıydı. Ligin ilk yarısıydı. Malatya hocam, maçında kamyondan hatta... para verdiler ya. Kamyonla ya. Ama hocam ben şeydi ya bir sürü söylenti çıktı gelmedi bilmem öyle ne oldu falan. Öyle de kamyondan para verdiler. Keyfi yerindeyse ya. Mutluysa. Onu kenarda oturtmaya mı vereyim ya? Sakat değilse. Sakat değilse. Hocam zorla da oynatamazsın adam mutlu değilse. Sakat değilse o parayı niye verdim o zaman abi? Ya, o ayrı. Almasaydın. Adam oynuyor işte. Ya bugünkü performans, bugünkü hocam, görüntüsü geldi. İyi. Buna kimse bir şey diyemez zaten. Biliyorsun, böyleyse oynamalı. Yani Ersun Hoca ilk maçına çıkardı. Gayet iyi top oynamıştı ilk maçta. Sonra sakatlandı. Ondan sonra da işte Malatya maçı. Kırılma maçıdır o. Orada kırmızı kart görüyor 30. dakikada. Trabzonspor Malatya'ya yeniliyor. Ondan sonra Sosa kesik yemeye başlıyor. Sonra ailesiyle ilgili işte şehri beğenmedi. Bir şeyler çıktı gitti, yani diyorum falan. Ya o yüzden o kafası rahatladıysa tabii ki Sosa oynar hocam. O yarı dönem öyle bitti. Orada mesele Yusuf Sosa. Yani Yusuf oynamasın, Sosa oynasın. Sosa oynasın, Yusuf oynamasın. İkisi bir arada oynamaz mı? Ya Şenol Güneş'in elinde olsa biri solda oynayacak, biri ortada oynayacak. Aynen yani. Öyle. Yani forvet arkasında. Aynen. Yani böyle. Fatih Hoca bunların ikisinden birini keser mi yani? Ama bu, bazı hocalarımız maalesef daha korunaklı. Işte daha defansif. Aynen. Daha kontrollü. Talimat geldi hocam diyor. Cam bardakları aşağı alır mısın diye Ertuğrul alacağız abi. Bu teknik direktörden geldi abi yapacak. Uyuyacaksın. Ben orada almıyorum ya. Işte. Abi, ne yapacaksın? O zaman oyunculara çok kızmayalım abi. Onlar hocaları ne diyorsa onu yapıyorlar sahada öyle değil mi? Öyle ama. Yani sahadaki oyuncu kalitesi bir maçın kaderini, kalitesini direkt etkiliyor. Yani bugün ilk 45 dakikadan dolayı iki teknik adamımızı da yeterince kınadık gördüğüm kadarıyla. Yani çok da beklediğimiz gibi geçmedim. Ben ona üzülüyorum. Bağıra bağıra ilk 45 dakika böyle geçti. Ya bu öngördük tahmin yani. Edilebilir bir şey değil. Belliydi yani abi bu kadro. Bu kadar olur yani. Başka bir şey olmaz ki. İlker abi ilk yarıda Fenerbahçe'nin bir kabahati yok. Ha yani iki, onu da söyledim. Doğru söylüyor. Fenerbahçe ilk devre gayet önünde abi. Ben son bekine güvenemedim. Almanya'dan bir bayan futbolun içinde kornerden maç biter mi arkadaş diyor. Bayan ya Almanya'da. Çok nadir, çok uzun. Bak abi bırak bizi ya. Abi ben, millet dikkatli ya. Ben de görmedim. Samimi söylüyorum görmedim ya bilmiyorum. Ya kornere çıktı ben attırmayayım. Çok şahit olduğumuz bir şey değil herhalde öyle değil mi? Evet Türkiye'de çok şahit olduğumuz bir şey değil. Ha mesela İtalya futbolunda öyledir. Hani ne bileyim kültürler abi, öyledir. Bakıyorsunuz her ligin kendine has özellikleri var. Hakemler bunda da belirleyici oluyorlar. Yani atıyorum İtalya Ligi'nde 3 dakika maç uzamaz. 2 dakika uzuyor. İşte İspanya Ligi'nde 1 dakika uzuyor. 2 dakika uzuyor. Bizde 4'ler 5'ler oluyor. Tabii. İşte bu tam atış anında bitirme hikayesi bazı liglerde mümkün. Bizde çok olmayan bir şey. Ama Ali Palabıyık dediği gibi Erman Hoca'nın 1-1 tamam. Gol olursa diye götürsün. Sana ne? Doğru hocam doğru söyle. Ya bu kadar mı muntazam maç idare ettin de saniye? Abilerinden gördü hocam. Hocam bir şey anlattım size. Bakın hakem için Ali Baba. İyi çıktı. Kafa karışık şimdi. Ya bırak ya. Bir yere gidemezsin Ali Baba Bey. Orada otlarsın. Tabiri caizse biz öyle deriz. Koyduğun yerde bazen bize kızarlar. Ulan koyduğum yerde otlarsın derler. Orada kalırsın. İlerleyemezsin. Cesaretli ol abi ya. Sen hakemsin ya. Attır. Attır yarın bir gün. Bir yerde böyle attırmazsan. Başka tarz olur ama bak örnek var bunun çünkü. Unutmayın bu lafımı. Attırırsa. Tabii. Ya mesela gene ya böyle şey oldu attırdı. Bu sefer tabii. Diyecekler ki bak o maçta attırmadın şimdi niye attırıyorsun? Şimdi sen İstanbul'da Galatasaray Konya maçında Beşiktaş Karabük maçında Fenerbahçe Kasımpaşa maçında attırırsan yemezler. Attelli derler. Yemezler. Burada da attıracaksın. Sana ne ya? Sen attır maç senin önünde açılır. Ama kafa hep şey. Kafa rahatsız. Evet 19. hafta bir maç dışında tamamlandı. Onur Kıvrak konuşuyor. Hemen pas atalım. Tamam. Onur dramatik bir beraberlik oldu aslında sizin için. İlk yarı da açıkçası istediğiniz oyunu ortaya koyamadınız diye düşünüyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi? Dediğinize katılıyorum. İlk yarı çok tutuk başladık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. İkinci yarı golü bulduktan sonra istediğimiz oyunu sergiledik. Futbolcu arkadaşlarımız üzerine hafif bir baskı mı diyeyim artık ne bileyim bir vardı sonuçta.
Bizim için çok önemli bir maç. Her maçımız çok önemli. Bugün de çok önemli. Kazandığımız takdirde yukarılara daha kolay tırmanacağımızı düşünüyorduk ama olmadı. Geçen haftanın benzeri bir dakikalarda, gene son dakikalarda bir gol yedik. İstemezdik tabii böyle son dakikada gol yiyip beraberlikle buradan ayrılmayı. Çok üzgünüz. Takım arkadaşlarım ve ben çok üzgünüz. Gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı. Fenerbahçe mücadeleleri sizin için bir baskı oluşturuyor mu? Yani çünkü şehrin havası tamamen değişiyor burada. Yani baskı değil. Sonuçta geçmişten bu zamana kadar gelen bir rekabet var. Sonuçta iki kulüp de büyük kulüp, büyük camialar. Sonuçta tabii Türkiye'nin gündeminde ister istemez. Yani şunu söyleyebilirim. Şu an bulunduğumuz ortamda, bulunduğumuz günde milletçe destek, yani kenetleneceğimiz bir zaman... diğer konulara pek fazla girmek istemiyorum. Çünkü diğer konular başka, başka zaman, başka bağıra diyelim. Şu an devletçe kenetleneceğimiz zaman biz de çok güzel bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Bu fırsatta da askerlerimizin, daha yine söyledim, burnu kanamasın, Rabbim nasip etmesin. Zaferle gidip zaferle dönsünler inşallah. Onur, şunu soracağım. Maç öncesinde sen Volkan'a filma verdin. Volkan Trabzon'un çocuğu kucağında taşıdı. Bu bir başlangıç olabilir mi? Yani hep olaylar oldu, bir şeyler oldu, hep tatsız şeyler oldu. Bu maç bir milat olabilir mi gelecek yeni açısından? Stat, yeni stat. Güzel abi, ben şunu söyleyeyim. Aramızda bazı şeyler var, bu hukuki boyut. Yani tekrar söylüyorum, bunlar olmuştur. Ama biz saha içinde futbolcularız. Bizi izleyen kardeşlerimiz ufaktan büyüğüne kadar insanlara örnek olmak zorundayız. Ve şu an bulunduğumuz durumda, bulunduğumuz ortamda bunu da daha da fazla pekiştirmemiz gerekiyordu. İki takımın kaptanlarına yakışır şekilde hareket ettiğimizi düşünüyorum. Böyle de olması gerekiyor. Diğer boyut, diğer mercilerde, onlar orada halledilir. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Hele özellikle bu zamanlarda. Onur, geçen haftadan sonra senin üzerinde de çok eleştiriler vardı. Bu hafta içini de anlattın, onu bir tekrar edersen çok ya iyi olur. Şunu söyleyebilirim. Geçen hafta yani ben içeride de şimdi söyledim arkadaşlarıma. Benim şahsi bireysel hatamdan dolayı 3 puanı kaybettik. Diyorum ben robot değilim maalesef. Robot olsam her maç çok iyi oynamak isterim ama olmuyor. İşte sosyal medya özellikle ben kullanmıyorum ama sağ olsuna tabii hani görüyorsun filan bir yerlerde. Yani o yazan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ben her zaman söylüyorum, benim 11. yılım olacak. Ben Trabzonspor'da oynamaya başladığımda kendileri 5-6 yaşındaydılar. Beni televizyondan izliyorlardı. Önemli değil, canları sağ olsun. Ama şunu söyleyebilirim, ben o maçtan sonra ailemi Trabzon'a getirmedim. Çünkü tesiste kendimi dinlemek istedim. Sonuçta Fenerbahçe maçı da vardı önümüzde. Bunu yaptım. Yani ben bu şehirle kalkıp bu şehirle yaşıyorum. Yani ne kadar çok dışarıda antipatik de gözüksem bazı insanlara... Onu söyleyeyim. Ben samimi duygularımı söylüyorum. Yani ben bu şeyle bağdaştım. Kötü oynuyorum, iyi oynuyorum. Diyorum ya, kötü oynadığım zaman onlardan daha fazla üzülüyorum. Tesisten çıkmıyorum. İyi oynadığım zaman da ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Keşke hep iyi oynasam, hep kazansak. Ama olmuyor. İnsanız abi. Yani o kadar büyük sakatlıklar geçirdim. Şey yaptım. Şükür. Bugüne de çok şükür. Oynayabildiğime çok şükür ediyorum abi. Durum 1-0 iken, maça tekrar dönecek olursak, durum 1-0 iken kaçan goller oldu. Evet. Burak'ın özellikle karşı karşıya kaçırdığı goller oldu. Soyunma odasında bu durumu bir kritiği yapıldı mı? Bak abim, şimdi Burak Yılmaz'ın kasığında ciddi bir şekilde yırtık var. Yani şunu söyleyeyim mesela, hani şeyi söyleyelim. Tabii ki o bugün 17. golünü attı. İnşallah gol kralı olur. Zaten kral da her zaman kral. İnşallah bu sene de gol kralı olur. Ona da çok teşekkür ederim. Bu hafta bir antrenman ya da iki antrenmana çıktı ve bugün oynadı kendisi. Ve şu anda yine ağrıları var. Böyle de oynamaya devam edecek. Sonuçta yani şey anlamında değil, kral unvanı öyle kolay kolay olmuyor işte, biliyorsunuz. Ama bu pozisyonları atabilseydik belki maçı kazanabilirdik. Olmadı abi, nasip kısmet yani. Her şeyde bir hayır var diyelim. Öyle diyelim. Onur, Fenerbahçe'nin kadrosunu gördüğünüzde şaşırdınız mı maçtan önce? Vallahi kadro açıklandığında şaşırmadık. Onların da eksik futbolcuları vardı. Bizim de sonuçta ona göre, sonuçta her futbolcu elinden geleni yapmaya çalışıyor. Onlar da fena oynamadığını düşünüyorum. Elinden hafta arasındaki sonra hazırlığınızı belki bu kadroya göre yapmamız lazım. Yok abi. Yani sağ olsun hocam her türlü senaryoya karşı bizi hazırlıyor. Biz de o senaryoya karşı sahaya çıkıyoruz. Dediğim gibi yani şanssızlık mesela, ne diyeyim, olmadı. Hayırlısı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Vakit kaybetmeden dev maçın özetini izleyelim. Trabzon'da muhteşem bir koreografi. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetiyor. Maç öncesinde mükemmel görüntüler var. Trabzon'da yağış da başladı. İlk düdük geliyor ve karşılaşmaya Trabzonspor başlıyor. Aykut Kocaman ekranda.
Taç atışını Trabzonspor kullandı. Fenerbahçe hata. Yapılan müdahale, serbest vuruş. Alper Potuk yerde kalıyor. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Serbest vuruş kullanıldı. Alper Potuk vuruyor, kaleci Onur. Yükleniyor Fenerbahçe. Orta İsmail Köybaşı'dan. Ceza alanının dışı sert şut, yine Onur. Şutun sahibi Atıf. Trabzonspor atağı. Dokunamıyor Kutka. Alper bu müdahaleyle yerde kaldı. Zaman zaman sert geçen bir karşılaşma. Sıfır sıfırlık eşitlik var. Fenerbahçe ataklarını sıklaştırıyor. Kaleci Onur, sonrasında savunmanın müdahalesi. İsmail ekranda. Köşe vuruşunu kullanıyor sarı lacivertliler. Sonuç yok. Mehmet Topal arkadaşlarına kızıyor. İkinci yarı. Kafa vuruşu Onur son anda. İkinci yarının başında Trabzonspor'da oyuncu değişikliği oldu. Sosa oyuna dahil oluyor Yusuf Yazıcı'nın yerine. Fernandão sarı kart görüyor. Hakemle aynı görüşte değil. İşte burada sarı kart görüyor Fernandão. Trabzon'da golsüz eşitlik devam ediyor. Yükleniyor bordo maviller. Abdülkadir mükemmel bir kafa golü. Trabzonspor 1-0 önde. 58. dakika. Abdülkadir'in gönderdiği topu Burak tamamlıyor. Bordo mavili takım öne geçiyor ve büyük bir sevinç var Trabzon'da. İşte Abdülkadir ve Burak Yılmaz. Mükemmel bir kafa golü. Ve sonrasında büyük sevinç yaşıyor Burak ve Abdülkadir. Sosa oyuna girdikten sonra denge değişiyor. Burak istediği pozisyonu buldu ama topu yanlış tarafa taşıyor. Valbuena. Tehlikeli bir pozisyon, son anda Okay'ın müdahalesi. Çok kritik bir hamle Okay'dan. Valbuena korneri kullanıyor, kafa ve 1-1. Josef de Souza, 84. dakika. Trabzonspor taraftarlarının olduğu bölümde böyle sevindiği için hakem Ali Palabıyık de Souza'ya sarı kart gösteriyor. Durum 1-1. Korneri Matthew Valbuena kullandı. Golü Josef de Souza kaydetti. İki kafa golü ve durum 1-1. İşte Valbuena ve de Souza. Trabzonspor'da öne geçme çabaları. Burak içeri kaçıyor ama sonuç alamıyor. Korner Fenerbahçe'nin. Uzak noktaya doğru geldi. Onur topu dışarı atıyor. Maçın skoru geldi. Takım oyunu devam ediyor sayın seyirciler. Şu anda teknik adamlar basın toplantılarında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyorlar. Neler diyorlar? Hakikaten ben de merak ediyorum. Elimize ulaştığı anda ekranlarınıza getireceğiz. Hakikaten güzel görüntüler vardı maçtan önce. İşte montunu çıkaran Volkan Demirel'in kucağındaki minik Trabzonsporlu'ya soğuktan onu korumak için montunu sardı verdiği. Sardı onu, başına sardı. Yayıncı köşede gördük. Onur çok güzel konuştu az önce. Milletçe birlik olmamız gereken şu günlerde bazı şeyleri konuşmak doğru değil dedi. Onlar başka mecrada başka zaman konuşulur dedi. Ve bir Trabzonspor Fenerbahçe maçı daha geride kaldı Olcay. Onur'un bıraktığı yerden. Devam edelim. Hakikaten ben bu hafta tabii iyi de takip ettiğimi düşünüyorum. Ortamı iyi kokladığımızı düşünüyorum. Hakikaten şehir çok sağduyuluydu. İnanılmaz derecede iyiydi. Şehrime yakışan da bu zaten. Hakikaten üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiler. Maç bizim izlediğimiz bölüm sonrasını bilmiyorum inşallah. Başka bir şey yoktur ama yansıyan bir şey de yok zaten.
Her şey gayet futbolun içerisinde cereyan etti. Hatalar hepsi futbolun içerisindeki. Hakem hatası, oyuncu hatası, teknik direktör hatası. Seyirci bazlı bir hareket görmedim. Ufak tefek şeyler atılmıştır mutlaka. Bir tane gördüm az önce. Onlara da zaten engel olmak çok mümkün olmuyor. Onun da gereğini zaten kamera yönetimi herhalde yapacaklardır. Peki golden sonra bir takımın taraftarı niye sahaya yabancı madde aldı? Yani Burak'ın golünden sonra bir şaşırtı bir şey. Gol sevinci yani. Evet. Yani hiçbir zaman atmasın da hani bunu niye atar? Yani gol sevincini... Yaşasın gol. Değişik yaşayan bir arkadaşımız olduğunu evet biz de fark ettik. Onu tutamadılar orada demek ki gol sevincinde. Çok ilginç. Çünkü kale arkaları özellikle herkes birbirini uyardı. Kale arkasında dikkatli olalım dendi. Ben kale arkaları... Volkan'a da atılan herhangi bir şey görmedim. Öyle bir görüntü de bize henüz gelmiş değil. Bunlar son derece iyi olması gereken şeyler. Ne dedi Onur? Milli birlik beraberliğimizin yoğun olarak yaşandığı şu dönemde futbol üzerinden bir de ülkeyi ekstra germeye çok gereksiz bir hareket olur çünkü. Ve bunu kovalayan mihraklar var. Buna dikkat edelim. Bakın Antalya Spor Otobüsü'ne saldırı, Akhisar deplasmanı, dönüşü, Denizli'de takım otobüsü kırmızı ışıkta beklerken koca koca kayalarla otobüsün camları aşağı indiriliyor, yaralananlar oluyor. Zeki Yıldırım, arka camı indirdiler. Ben hayatımda böyle bir taş yağmuru görmedim. Ne olduğunu anlamadık. Ben bir kişi gördüm. Kaç kişilerdi bilmiyorum. Ufak tefek de olsa yaralanmalar oldu ama ciddi yaralanmalar olabilirdi. Resmen ölümden döndük açıklamasını yapmış. Ya Akhisar Antalya Spor maçında. Yani bakın bazı mihraklara şu aralar çok dikkat edin. Futboldaki bu taraftarlığı, fanatizmi kullanarak bir takım provokasyonları ateşlemeye çalışacaklardır. Bir takım provokasyonlarla İnsanları karşı karşıya getirmeye çalışacaklardır. Duyarlılığımızı sürdürelim. O anlamda bakıldığında. Yani bakıyoruz şimdi Akhisar yani ne alakası var diyorsun değil mi Serkan? Aynen. Yani aynen. Olacak aynen, şey değil. Aynen. Kınıyoruz yaşananları. Gelişmeler olduğu sürece aktaracağız. Ekran başından ayrılmayın. Takım oyunu devam ediyor. Evet, pozisyonlara birazdan detaylı şekilde bakacağız. Röportajlar da gelmeye devam etti. Hazır oldukça ekranlarınıza yansıtacağız. Sanıyorum bir Elif Elmas mesela röportajı var ki herkes merak ediyor bu genç oyuncuyu. Fenerbahçe yatırım yaptı kendisine. Bugün de sahada bir fırsat buldu. Arkadaşlarımız hazır olduğunda o röportaj bana işaret edecekler. Bir pozisyon var, o gelmemiş. Ona baktık biz eldeki görüntülerden. Özette olmadığı için gördüğümüz kadarıyla yukarıdaki arkadaşlar ayrı baktı. Biz burada baktık. Fenerbahçe'nin gol attığı korner pozisyonundan önce top Fenerbahçeli oyuncudan Alper'den yanılmıyorsam Alper, çıkıyor. Alper'de. Ve korner yok gibi. Yani çok ciddi majör hakem hataları da var gibi gözüküyor ama tabii birazdan eldeki görüntüler üzerinden değerlendireceğiz. Ağırlıklı olarak majör pozisyonlar elimizde ama o korner pozisyonunu hatırlatalım. Hocam o önemli. Yani out'a korner verilmiş ki ben maç içinde birkaç kere daha gördüm. Touch'ta ve kornerde olmayan yani touch yanlış tarafa verildi. Bu tip şeyler hatta bir tanesine çok ciddi tepki gösterdi Trabzonspor yedek kulübesi ilk yarı sonundaydı evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir oyuncunun eline vurup çıktı top dışarıya. Dirar'ın eline vurup çıktı. Ters tarafa verdi topu. O da çok tepkici. İşte o Burak'tan çıktı. Evet. Burak'ın lehine verdi korner. Bir tane Burak'ın evet, çıkan bir tane topu öyle korner bir verdi. Yani açık konuşmak gerekirse şu maçı ben sezon sonunda şöyle hatırlayacağım. İki teknik adamın, karşılıklı oynayan iki teknik adamın en çok eleştirildiği maç şu ana kadar bu. Yani. Çok maçın arkasından burada yayın yaptık. İlk defa iki teknik adamın da aynı yoğun anda şekilde eleştirildiği bir maç. Hakemin de dahil edelim ki Erman Toroğlu'nun programın hemen başında söylediği o cümleler sosyal medyada da paylaşım rekorları kırıyor. Sahada üç korkak vardı. İki teknik adam ve hakem. Şey düşünüyorum ya, tabii bunlar mesela Tudor Karabük'te bir çıkış yaptı, Galatasaray hemen saldırdı. Hani gitti aldı filan ama mesela Kayseri'nin teknik direktörü acaba saldırılabilir kendisinin mi diyorsunuz? Çok büyük katkısı mı var yoksa takım mı iyi kuruldu? Yani onu görmem lazım. Kayseri maçlarını devamlı izlesem ona bir karar veririm mesela. Onu merak ediyorum. Galatasaray maçında var mı? Var. Hocam. O biraz da şey deyince biraz da havaya girmiş. Aynen, antipatik olmaya başladı. Ama takım üzerindeki etkisi ne kadar? Onu hocam Galatasaray ediyorum. Maçında bir iki hamle yaptı sol tarafa. Maçı çevirebilirdi. Yani orada aslında çok önemli bir Romanya'da da yaptı. Becerisi gösterdi mesela. Ya bak hocalık becerisi adamlar başka tarafa da.
alt ligden alıp yukarılara çıkarttı. Davranışları hocama katılıyorum. Biraz yükseğe yaptı. Yapıyor biraz artistliği ya, yapıyor. Başladı. Var ama yani adamda bir şeyler var ha. Var mesela hocam. Şimdi bakıyorum işte Rıza Hoca, Aykut Hoca adam. Şimdi adamın elindeki şekil, kadro, etkinlik bir de ikisinin elindeki etkinlik abi. Baktığın zaman adam farklı. Adamın oynattığı şey farklı. Mesela Kayserispor benim bu sene çok keyif aldığım bir takım. Bence de. Kayseri bana keyif veriyor abi. Bilmiyorum Kayseri'deki oyuncuları da var ama bana keyif veriyor. Kayseri oyun mantığı bana keyif kadrosu veriyor. Kadrosu da çok şey değil. Kayseri oynarken benim hoşuma gidiyor. Defans yapmaları değişik. Hücuma güzel çıkıyorlar. Orta sahada iyi top yapıyorlar. Mücadele güçleri çok yüksek. Demek ki bu teknik adamın şeyi var abi yani ikinci yarı. Var mı? Mesela ona bakıyorum. Var. Mesela Kayseri'nin başarısında Sumidika'nın payı inkar edilecek gibi değil. Kesinlikle değil. Hani boş bir şey değil herhalde. Değil değil. Nitekim Romanya'da da yapmış. Yalnız Sumidika'yı bulup cesaretle takımı alan yönetimi de tebrik etmek lazım. Değil hakikaten mi? Yani Sumidika... Yani genelde Türkiye'de bir teknik adam havuzu ve ezberi var. Aynen. Var. Türk teknik adamları için o bozulmuyor. Yabancıda da öyle. İşte yıllardır hemen büyük bir takımda Lucescu. Bir boşluk oldu. Lucescu falan. Yani dağ, şimdi, ezber gibi. Hep geldiler gittiler. 60 futbolun içinden birisi. Futbolun içinden birisi. Hocam diyor söylediklerine katılmamak mümkün değil. Bu iki teknik adam da diyor küçük takımların büyük hocaları olurlar ama büyük takımların hocaları olamazlar diyor mesela. Değerlendirme. Ya her görüş ama şampiyonluk ben o görüşe bak, ben o UEFA, görüşe katılmıyorum. UEFA liginde şey yarı final yaşadı Aykut Hoca. Hocam bak. Ben katılmıyorum o görüşe. Konya'da da başarılı oldu. Tabii ama ki. Ama ben Konya'da da keyif almıyordum Konya 63 Spor'da. 63 puan topladı Konya Spor'la ya. Yanlış keyif almıyordum. Keyif almıyordum ya. Başakşehir'den kupayı aldılar. Ziraat kupasını aldı. Başakşehir'den kupayı aldılar. Oyunu durdura Rosto gibi durdura oynadılar. Başka çaresi var mıydı? Başka çaresi yoktu. Hocam bir şey demiyorum yani, ben. Yani adam realite bir şey olarak baktığı ama bunu zaman yapan teknik yapıyor. Direktör bunu bir yapıyor. Sene sonra Fenerbahçe teknik direktörü iken rakip takımlar böyle oynuyorlar diye konuşmayacak. Nasıl konuştu ben bilmiyorum. Ne dedi? Bu kadar kapanan, bu kadar bilmem niye. Hocam yok onu diyemez. Diğer takımlara demeyeceksin onu hocam. Onu diyemezsin. Bir kere oyunu büyük bu kadar hepsi durduran, beni dinle. Oyunu bu kadar durduran hakem olmaz. Filan demeyeceksin. Sen kendin oyunu durdurdun. Biz yayındaydık. Başakşehir maçını durdurdun. Hakem de durdurdu. Ona itiraz ettin mi? Doğru. Nasıl? İtiraz etmiyorum ama ki ona. Ama ertesi sene yani... o zaman... Hakem veya rakip takım niye durdurdu diye söylemeyeceksin İlker. Hocam Konya'da yapabileceği oydu, onu yaptı. Ben sana ondan bunu bahsediyorum. Peki, yani... Ama ertesi sene rakip takımlara konuşmayacaksın. Haklısın. Sen ondan bak işine. Ya sen bak işine. Rakip takımın gücü o. Her türlü oyunun boşluğuna da sığınacak. Defans da yapacak, kapanacak da. Sen eyvallah, de iyi takımsan ona bir şey söylediğim yok. Ama aynı hatayı, aynı işi hata değil de rakip takım yaptığı zaman kızmayacaksın. Kızamaz. Öyle bir hakkın yok zaten. Ama o arkadaşın da aynı fikirde değilim. Aykut Kocaman'ın büyük takımlarda neler başardığını gördük. Fenerbahçe tarihinin en büyük başarısı var UEFA Avrupa Ligi. Kesinlikle. Şampiyonluk var. İki tane Türkiye Kupası var. Dolayısıyla da hani o birazcık şey. Yıllar oynattığı sonra oyunla gelen, alakalı olabilir ama gayet de başarılı oldu hocam. Yıllar sonra gelen iki Türkiye Kupası var. Ben bir türlü keyif alamıyorum. Siz ya bak o işin ayrı boyutu hocam. Hocam keyif alma kısmı ayrı bir boyut. İtiraz etmiyor zaten İlker. Yani o başka bir şey bu başka bir şey. Öyle değil mi? Kesinlikle. Arkadaşlar zaten gelip... Fenerbahçe taraftarının %60'ı almıyor keyif. Fenerbahçeliler alıyor mu zannediyorsun? Onlar da almıyor. Elif Elmas röportajı hazır. Evet bakalım. Biraz bekleyelim çünkü önemli bir canlı yayınımız olabilir birazdan. Onun için Elif Elmas röportajını merakla bekleyelim. Ben de merak ediyorum. Hakikaten çünkü bu genç delikanlı önemli bir beklentiyle alındı, geldi, üzerine yatırım yapıldı. Bugün de fena değildi dediniz. Ya girdi, belli etti. Kumaşı iyi. Tabii daha önünde çok mesafe var. Yavaş yavaş bu mesafeyi kat edecek. Mesela şu anda bir Abdülkadir gibi, bir Yusuf gibi çok hazırmış gibi gözükmüyor ama kumaşı son derece iyi. Sanki iyi olacak gibi. Aykut Kocaman onu yavaş yavaş tam yavaş sanki bu... neresi sizce onun? Ya işte bu oynadığı mevki orta saha, biraz orta sahanın kanatta da oynadığı söyleniyor ama daha mevkisine de karar vereceğiz. Biz de çok görmedik, çok seyretmedik ama birçok şey söyleniyor. Ön libero gibi oynayabildi, güçlü bir oyuncu oldu. Teknik becerisinin de yüksek olduğundan falan bahsediliyor. Bakacağız. Bakalım neler söyleyecek maçtan sonra ama şimdi arkadaşlarımız bir önemli bir konuğu ağırlama arifesinde Trabzon'da bakalım. O yayını bekliyoruz. Olcay nasıl yansımalar? Sen sosyal medyanın da nabzını çok iyi tutan. Ya Trabzonspor taraftarı. Hatta ciddi ciddi de Trabzonsporlu taraftarlar için kanaat önderi konumunda birisin. Neler var yani sonra? Biraz yükümüz ağır. Yani basın sözcüsü.
Trabzonspor başkanı neredeyse gibi hani onu yap, bunu yap, masaya vur, masaya çık, elini masaya vur, bağır, çağır falan. Yani benim öyle bir görevim yok. Mizacım ben da yok. Ben seçilmiş birisi değilim. Onu başkan, Trabzonspor'un basın sözcüleri, resmi sitesi bunlar yapacak. Maçta daha pozisyonları konuşmadık. Arkadaşlarımız izliyorlar. Yani bana da baskı oluşturuyorlar. Daha pozisyonları izlemedik. Maçta benim de kırmızı kart olduğunu düşündüğüm pozisyonlar var. Golle ilgili bize o görüntü gelmedi. Ki, ama baktı söyledik. Ama baktı, reklam arasında gol olmadı. Yani daha doğrusu korner olmadı. Hatta Alper'in orada bir şarjı da var galiba. Faulü de var. Bunları konuşacağız arkadaşlar. Ama basın sözcüsü gibi değil. Yani hani masaya falan vurarak değil. Sakin bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bugün Trabzonspor'un kaybetmesinde benden ziyade Rıza Hoca'nın daha fazla etkisi var, onu söyleyeyim. Döneyim sosyal medya reaksiyonlarına. Trabzonsporlular Rıza Hoca'dan memnun değiller. Bu vardı, bugün finalini yaşadı. Yani Rıza Hoca'yla büyük hedefleri kovalayamayız noktasına geldi Trabzonspor taraftarı. Bu olayın sıcağı tabii. Yarın sağduyu hakim gelecek. Arka arkaya 3 maç kazanılır, işler değişir. Sağduyu hakim gelecek. Çok erken değil mi olacağı yani? Yani şöyle. Yani ben her zaman kaç şuna inandım. Oldu? Bilmiyorum da bir mağlubiyeti var, o da Malatya'ya bir. Kupalarla beraber, yani kupadan elenmek aslında biraz. Kupadan elenmek yani çok bozan, kupadan elenmek ve oldu. Elenme şeklin. Yani Konyaspor takımı 70 dakika 10 kişi kaldı ve işte bugün değişikliklerde gösterilen, gösterilemeyen cesaretin aynısı orada da vardı. Rodega'yı son 10'da mı ne aldı hoca oyuna, şimdi yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Yani bunların hepsi birikiyor. Gol atsa belki başka bir şey konuşacaktık ama benim yazımın en azından büyük bir bölümünde şey var yani. Bu korkak futbol, bu kötü futbol, bu üretmeyen futbolla nereye kadar? Yani özeti buydu yazımın. Maçı kazanabilirsin. Kazandığı birçok maçta aynı şeyi söyledik. Sosa'dan artık daha çok süre almasını bekleyebilir misin? Artık tamam yani. Sosa artık tamam. Sosa, kaldı da. Sosa nasıl? Bir yere de gitmiyor. Bir onur, 11 atıyorum şeyse. Verilen para baksa, belli. Sosa tabii ki yani. Ve çok istekliydi. Yattı. İkili mücadelelerde sertlik ne gerektiriyorsa tatlı sert hepsini yerine getirdi. Onlar çok önemli veriydi aslında. Normalde korur kendini, daha korunaklı oynayan bir oyuncuydu gözümüzde. Ama bugün hakikaten taşın altına elini koydu, risk aldı. Ve oyunu da inanılmaz derecede rahatlattı. Bence oyunu iki taraf adına da güzelleştiren Sosa'ydı ayrıca. Yani, girdikten sonra maç güzelleşti. Yani, maçı güzelleştiren lazım. Sosa faktörüydü. Ama Sosa hamlesini yaptın, eyvallah. Hadi ilk yarıda da çizgini bozmadın hocam, eyvallah. Ama o 45 ile 94 arasına 89'larda, 88'lerde Rodega'yı sığdırıyorsan o zaman hocam ayıp ediyorsun yani. Çünkü neden? Hiçbir yerde o 41.461 taraftarı bulamazsın hocam. O seyirci oraya kazanmak için gelmiş. Rıza Çalınbay şu an canlı yayın noktasında. Evren Yavuz'un konuğu. Sözü Evren Yavuz'a bırakalım. Selamlarımızı iletelim İstanbul'dan. Bay üstüne diyeyim ben de o zaman. İstanbul'daki herkesin Serkan Korkmaz'ın sizlere çok selamı var. Hocam ilk yarı özellikle takım biraz tutuk başladı. Oyuncuların heyecanı çok fazlaydı. Acaba bir Fenerbahçe maçları takım üzerinde bir baskı oluşturuyor mu Trabzon'da? Böyle bir hava var mı sizce? Hayır, bir baskı oluşturmuyor da kazanmamız gereken bir maçtı. Yani mutlaka bütün herkes, taraflar dahil bizler hepimiz galibiyete şartlanmıştık. Almamız lazım. Zaten eğer yukarıya oynamak istiyorsak bu maçı geçmemiz gerekiyordu. Bu bir gerçek ama tabii ki karşındaki takım Fenerbahçe. Kolay bir maç olmayacak. Beklediğimiz gibi de zor oldu. İlk yarı bizden kaynaklanan istediğimiz bir oyunu oynayamadık. Bir türlü istediğimiz topu yere indirip oynayamadık. Ya istediğimiz atakları geliştiremedik. Ama ikinci yarı tam tersini yaptık. Bunda hem devre arası hatalarımızı konuşmamız hem de oyuncu değişikliği, taktik değişikliği çok işe yaradı. Ama hep söylüyoruz yani bu da en önemli şeylerden bir tanesi çok çalışıp çok dikkat etmemiz gereken ön toplamda bir gol yiyip iki puanı vermek bizim için iyi olmadı yani. Hocam peki taraftarın özellikle ilk yarının ortalarından sonra Sosa tezahüratları vardı. Sosa'nın ilk 11 başlamama sebebi hoca tercihi mi yoksa başka bir durum mu söz konusu? Başka durum derken? Yani hazır olmaması oyuncunun gibi. Yani şimdi şöyle Sosa bir kere maçın şeyini zaten biz Sosa'ya geçen hafta 30 dakika kullandık. Ondan sonra bu haftada işte 45 dakika kullandık. Çünkü Sosa
daha istediğimiz şekilde tam gelmedi. Yani 90 dakika böyle net şekilde çıkaracak bir duruma gelmedi. Onun için geçen maç 30 dakika, bu maç 45 dakika. Çok çok iyi olduğunda tabii ki oynayacak. Yani biz çalışıyoruz, biz görüyoruz. Hazır olduğu zaman da oynatıyoruz. Hazır olmayan bir oyuncu oynatmak bence de doğru değil. O yüzden de ne zaman hazır olur, çok çok iyi olduğu zaman da gider, oynar. Yani hiçbir sorun değil bizim açımızdan. Fenerbahçe'nin kadro tercihi. Maçtan önce Hasan Ali'nin ne oynayacağını hiçbirimiz bilmiyoruz şu anda dediniz. Sizi şaşırttı mı Hasan Ali'nin önlü böyle oynaması, Mehmet Topal'ın stoper oynaması, şimdi, kadro dizilimi? Biz nasıl Fenerbahçe'yi analiz ediyorsak, Fenerbahçe'nin en tehlikeli yerler ölü topları diyorsak, onlar da bizim tehlikeli yerlerimizi çok çok iyi biliyorlar. Onlar da bize göre önlem alıyorlar. Onun için tercih, o kadroyu Aykut Hoca tercih ederken mutlaka bir düşüncesi vardı bizim takımla ilgili. Yani biz de onlara göre taktik yapıyoruz. Onların tehlikeli yerlerine dikkat ediyoruz. En tehlikeli ölü toplu gol yedik mesela örneğin. Yani onun için bir bildiği vardır Aykut Hoca'nın ki öyle bir kadro çıkardı. Teşekkür ediyoruz hocam. Başarılar diliyoruz bundan sonrası için. Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Rıza Çalınbay'ın görüşleri bu şekildeydi. Serkan Korkmaz, söz tekrar sizde. Tabii yani hocaya da söz hakkı vermiş olduk. Böylelikle hani Sosa'yı eleştirdik ben dahil. O da dedi ki hazır değil. Ama yani... Ya Rıza bizi şimdi aptal mı zannediyor Allah aşkına ya? Allah aşkına ya, kusura bakmayın ya. Ne oldu hocam? Sosa hazır değilmiş. Geçen evet. Hafta biraz oynamış. Şimdi ben soruyorum. Elimde Sosa var İlker. Evet. Elimde Sosa var. Sosa hazır değil. 45 dakika. Nereden biliyorsun 45 dakika? Eğer Sosa o kadarsa şunu dersin. Sosa'ya derim. Sosa'ya. Çık ilk 45 oyuna. Derim ki Sosa'ya. Sosa. Bana maçı sana ihtiyacım var. Abi, kurtar bana maçı. Oyna ilk yarı. Gidebildiğin kadar git. Çok net söylüyorum bunu. Gidebildiğin kadar git. Elimde Sosa gibi bir oyuncu var. Bir de onu onore ederek. Gidebildiğin kadar git. Nerede trak? Orada bırak. Hatta 30'sa 30 de. 30 da alır seni. 40 de yani bana elini kaldır. Yürüyebildiği kadar yürü. Sosa bu maçta yürür. Fenerbahçe maçı seyirci. Evet. Sosa'nın maçı. Adamın zaten adamın ismi Sosa. Sos. Öyle güzel bir yemeğin üzerine sos. Sosa. Sos da var, Sosa da var. Doğru. Yemeğin üstüne hazır yemek. Stad dolu. Hava güzel. Sosa bayılır. Zaten sos adam. Çıkacak oynayacak. Karşıda Fener takımı var. Ya oynat de ki, kardeş gidebildiğin kadar git, yürü, yardım edeceksiniz de yanındakilere de, seni alacağım birini sokacağım de. Yemin ediyorum sana maçı bitirirdi. Bu kadar ilk 45 dakikada mahkum ve etkisiz ben bir kramda seyretmezdik. Ben bu tür işlere inanmıyorum. Evet. Milleti götürürler bu tip antrenörler ama kusura bakmasınlar abi. Ve hocam bu şeyler bozdu işi ya. Testler, koşu mesafeleri. Yok, vallahi teknoloji girdi. Tüfek ya, icadı her şey, oldu. Adama veriyor raporu. Bu diyor bu kadar mesafe kat etmiş. Ha, bu ortalamanın altında bu hazır değil oynatmayayım. Ya bu nasıl bir şey? Futbol aslında en çok da yürekle oynanan bir oyundur abi. Evet. Hakikaten öyle. Birazcık işin duygusal akıllı boyutu, işin duygusal boyutunu eklediğin zaman çok fazla. Ben bir hafta idmana çıkmayıp, 10 gün idmana çıkmayıp 90 dakika çıkaran çok oyuncu biliyorum ya. Abi ama illa her şey idman falan değildir. Bir de şu var, futbol, bir de şu var. Akılla ve yürekle. Bir de şu var. Bu oyuncu hazır değil. Şimdi bakın bu oyuncu hazır değil. 45 dakikalık oyuncu. Evet. Rıza Avcı'nın dediğine göre. Çıktı. Hazır olmayan bir oyuncunun adale sakatlığı olma riski fazladır. Muhakkak. Çıktı, 25. dakikada sakatlandı. Bir de Burak var elinde, etti mi ki? Tehlikeli, karıcı söyledi. Yemeyin abi kimseyi. Ben Sosa'yı kafadan koyarım. Gidebildiği kadar git abi. Bir oyuncu de değiştirin bitti, diyor. Bana elini kaldır, ben seni aynen alırım. Öyle. Bir oyuncu değiştirir, sonra bir türlü iki oyuncu değiştiriyorsun. Yani ne zaman yürüyemiyorum de alayım seni. Oynar ya. Bırakın bu işi ya. Milleti yemeyin evet, abi. Bakalım Elif Elmas ne demiş maçtan bakalım. Sonra merak ediyoruz. İzleyelim. Tamam. Tabii duygularını herkes çok merak ediyor. İlk kez 11'de çıktın. Böylesine önemli bir mücadelede. Senin için sürpriz oldu mu ve heyecanlandın mı? Evet. Yani sürpriz oldu. İlk defa 8 aydan sonra bir resmi maça çıkıyorum. Bayağı heyecanlıydım ilk anlar ama sonra artık kendimi koyverildim. Ve benim için iyi geçti ama takım için biraz zorlandık. Bence de bana göre beraberlik iyi bir skor iki taraf içinde. Fiziksel olarak nasılsın? 90 dakika oynayabilecek durumda mısın? Evet 90 dakika
oynayabilir. Evet evet her şey geçti. İnşallah böyle devam eder. Biz kendi aramızda senin performansın için bayağı etkileyici yorumlarını yaptık. Sen nasıl buldun kendini? Ya iyi. Şimdi yavaş yavaş hala tam takıma girmedim ama yavaş yavaş her şey daha iyi olacak inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Sempatik de bir çocuk. Sempatik yani. Ya da genç çok çocukların genç hepsi. Bize bana çok şey geliyor abi. O kadar aynen herhalde öyle birazcık şey yapıyoruz. Duygusal mı yaklaşıyoruz bilmiyorum da. Ben işte Elif'in, Abdülkadir'in, Yusuf'un, Oğuzkan'ın bu çocukların başarılı olmasını istiyorum yani ben, abi. Seviyorum. Ya benim için kredileri diğerlerinin 5'se bunların 15 yani. En acımasız, en acımasız taraftarlarla bile karşılaşabiliyoruz bazen. Orada burada sağda solda. Mesela bakıyorum Abdülkadir'le Yusuf konusu olunca hepsi böyle şey oluyor. Ya aman keşke onlara bir şey olur. Hemen bir şey olur. Yani o yüzden gençlerin önü açıyor. Şey oluyor yani şöyle bir gönderme yapabiliriz. Volkan Demirel'in bugün maçtan önce sarıp sarmaladığı küçük çocuk gibi bizde. Onun bile onlar. Bak onun bile belki de tansiyona çok büyük etkisi var. Biliyor olmaz musun? Mı ya? Yani göz tebrik önünde olan Volkan. Milli oyuncu etiketi yemiş. Daha önce sicillerinde sıkıntılı işler olan bazı oyuncularla ilgili burada konuştu. O şekilde çıkması... Belki de o kenarda ona bir şey atacak. Belki bir şey yapacak. Vazgeçirdi. Ya da yani vazgeçirdi. Eritti, yumuşattı, zaten rahatlattı. Bu tip önemli isimler. Yani bu arkadaşlarımızın. Oyuncu, teknik adam. Çok. Onlar bir adım attı mı biz onlara 10 adım gidiyorlar. 10 adım gidiyorlar yani. Haftayımda konuşuyoruz Serkan'la. Dedi ki ne olur? Kesinlikle Sosa'yı alması lazım dedim. O sırada Serkan telefonla o şey yapıyordu, haber alıyordu filan. Ben gördüm Sosa dedim giriyor. Şimdi peki dedi Sosa... dedim şimdi o Sosa'yı alırsa öteki dedim Valverde'yi alacak. Böyle bir şey var mı ya? Niye bekliyorsunuz o zaman değil mi? Böyle bir şey var mı ya? Ya niye bizi konuşturuyorsunuz ya? Aykut Hoca hepten çılgın işler yaptı. Bir anda iki tane yani ondan hiç beklemediğimiz işleri yaptı yani. Onun genç çocuğu aldı. Gözü karardı bir ara. Şey yaptı ya Elif Elmas. Yani madem şey, bu kadar hani cesur işler de yapabiliyorsun. Valverde'yi soldan oyattı sahaya. Üç tane. Tabii tabii. Hücumcu oyuncusu. Hücumcu oyuncu attı. Ama... peki ya hocanın dediği gibi baştan başla abi. İşte onu niye yapmıyorsun? Baştan vur darbe. Hani yumruğun başla. Rakibi indir. Bir sıfırın üzerine, yani. İyi kullansa şey alsa ne o? Rodega'yı. Mesela Trabzon cephesi de öyle. Bir organize yapsa. Aynen. Fenerbahçe gelebilecek miydi? O kadar gelemeyecek. Gelebilecek miydi abi? At bir de Rodega'yı sahaya. Ben olsam Rodega'yı bir arkaya alırım veya bir öne alırım. Dörtlü yaparım. Burak'ı bir arkaya koy. İstediğin. Bir arkaya alırım, arkaya sarkıtırım abi. İkisini de aradan böyle çat çat. Sosa da var. Sosa da tereyağı gibi açacak. İnanılmaz. Fener düşünsün o zaman. Fener gelsin geriye. Valverde'ye koşsun bakayım. Evet. Rıza Hocam. Ya böyle risk almadın mı berabere bitiyor. Biraz risk aldıkları zaman kazanıyorsun. Hep kazanmak böyle. Da çok ne şey. Ne şiş yandı ne kebap var ya bizde. Çok büyük. Kebaplar. Bakalım o zaman 19. hafta bir maç dışında ne tamamlandı. Ne şiş yandı ne kebap. Evet kurtardık kebap, işte şiş. Öyle. Adana. Win-win. Evet toplu sonuçlara bir bakalım. Bir maç eksiğiyle 19. hafta tamamlandı. İşte son puan cetveli artık puan cetveli. Hayli enteresan bir hal aldı. Gençler Birliği, Atiker Konya Sporu, Beşiktaş, Kasımpaşa'yı aynı skorla 2-1 mağlup etti. Alanya Spor, Bursa Spor'u 3-1 yenerken geriden geldi ve göz doldurdu. Göztepe Kayseri Spor karşılaşması beklentinin biraz altında bir futbola sahne oldu. 1-1 bitti. İki takım da ikişer puan kaybetti. Galatasaray Osmanlı Spor'u kritik haftada 2-0'la geçti. Malatya Spor Sivas Spor maçı bence haftanın şu ana kadarki en güzel maçıydı. Ve 1-0'lık skorla Malatya Spor penaltıyla rakibini mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Akhisar, Antalyaspor ve Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmaları da aynı skorlarla 1-1 bitti. Başakşehir Lig sonuncusu Karabükspor'u ağırlayacak pazartesi saat 20'de. Serkan'cığım sana bir şey sorabilir miyim? Buyurun hocam. Haddim olmayarak. Estağfurullah. Hani biz millete sallıyoruz oraya buraya filan. Tabii. Önümüze gelene. Buyurun hocam sallayın bekliyorum. Maç biter bitmez. Hani bir lig puan cetveli bizim önümüze gelebilir miydi? Evet geliyordu bugün gelmedi. Geldi ama hocam etkili vardı ama. Ancak söylersek bazen geliyor. Puan ekli. Tamam. Arkadaşlar bastı. Yani aslında şöyle bir de var da. Var da şey. Maç biter bitmez puan cetveli. Ben hani sana elimle yazacağım hocam. Zor bir şey. Hocam artı bir eklememiz gerekiyor. Çünkü bu işi yapıyorsak bizim önümüzde evraklar olacak abi böyle bakacağız. Hocam elle şurada ekle. Geçen haftaki yok. Şey, hocam maçın sonu heyecanlı olduğu için. Niye elle ekleyeyim ya? Onun altına giriyor onun üstüne çıkıyor ya. Benim önüme gelsin maç bir diyeceğine. O kadar herkese sallıyoruz.
Elimizde bu imkanlarımız varken niye bizim önümüze gelmiyor? Doğru. Hocam ezbere bilmen lazım dermişim ben mesela sana. Ya bir dakika, maçtan önce hocanın istediği şeyler ne oldu? Neyler? Teknik adamların 5 yıl önceki, 5 yıl sonraki hali. Sonra mı yapacağız onu? İşte o arkadaşlar hakemlerin, bize şimdi haber verecek. Hakemlerin saç bakımları falan. Şu anda başlamıştır süreç. Var, istiyor musunuz diyor. Şu an var mı? Hazırmış. Var bak ya. Yapmış çocuklar. Var bu yana. O 5 yıl önce, 5 yıl sonra yapmışlar, hazırmış. Ben ondan 5 yıl önce, 5 yıl sonrayı bırak. Biz bu yıla bakalım, bu saate bakalım. Puan cetveli böyle. Hatırlar mısın hocam, öyle bir müzik grubu vardı 5 yıl önce, 5 yıl sonra. Var hocam. Puan cetveli gelir hocam. Hakikaten adam hazırladılar çocuklar şeyde galiba. Hazırlamışlar, hazır. O ama şimdi kullanmayalım ve puan cetveli. Sonra bir şey geldi. Hocam işte puan cetveli. Beklenen an. Ben ondan kafamda nasıl tutayım puan cetvelini? Hocam bak şöyle yapacaksın. Hep kullandığın telefon var ya, onunla fotoğraf çekeceksin. Birinci sayfa, ikinci sayfa önünde işte. Galatasaray lider durumda maç fazlasıyla 39 puanla ve bir maç eksiğiyle Başakşehir ikinci. Fenerbahçe 37 puanla üçüncülüğe yerleşiyor. 36 puanlı Beşiktaş'ı dördüncü sırada görüyoruz. Beşinci Trabzonspor, altıncı Kayserispor ve yedinci Göztepe'nin 31'er puanları var. O bant da enteresan yani, birbiri hakikaten ilginç bir 31 puanlı takım bandı oluşmuş. Evet. Sivasspor 27 puana sahip. Yeni Malatyaspor 26 puanda, Sivasspor'u yenerek onlara 1 puan yaklaştılar bugün. Ve ikinci sayfa geliyor. Bursaspor 25 puanda, 3 puan gerisinde. 3 puan gerisinde Kasımpaşa var. Alanyaspor'la Akhisarspor'un 21'er puanları var. Bu arada Akhisar Antalya maçından sonra Denizli'de Antalyaspor kafilesinin uğradığı saldırının Akhisar taraftarıyla ilgili olmadığı, Denizli ile Antalya'nın arasında bir husumet olduğu konuşuluyor. Yani biz hani o saldırıyı yapanlar kim, onların tuttuğu takımdan ziyade o kişilerin bulunarak cezalandırılmasını, konuların camialara mal edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Gençler Birliği 20 puanla 14. Osmanlıspor 15. sırada 18 puanla aynı puana sahip Antalyaspor 16. durumda. Atiker Konyaspor 16 puanla yer alıyor ve Karabük Spor ligin son sırasında 9 puanla. Konuşmamızı İlla söylememiz mi lazım oğlum? Ne sallıyorsun bana? Şu anda puan cetvelini size okurken puan cetveli de Erman Toroğlu'nun önüne kondu. Ben fotoğraf çektim, ikisini de alt altlara sıkacağım diye telefonla uğraşıyordum, geldi. İşte geldi hocam. Senin buyurun dedi. Puan cetveliyle Erman İstediğim Toroğlu aynı karede. İstediğim puan cetveli olsun hocam. Nasıl hocam puan cetveli? Demek geliyormuş çok abi. Çok güzel olmuş İlginç, Serkan. Değil mi? İlginç. Çok. Bayıldım. Ne güzel gözüküyor. Elinize sağlık Serkan. Değil mi hocam? Ya bizim Başakşehir büyük bir ihtimalle puan, yarın kazanır. Bu puan cetvelinin oluşmasında emeği geçen tüm 18 takıma teşekkür ediyoruz. Başakşehir yarın büyük, ya %99 kazanır. Dünyanın favorisidir. Aynen öyle. Ne yaptı? 42 yaptı. Bir haftaya Fenerbahçe açısından bakayım. Fenerbahçe haftaya Gençlerbirliği ile oynayacak. Başakşehir de Konya'ya gidecek. Bir hafta sonra da iki takım karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadı'nda. Aynen öyle. Yani o maç Fenerbahçe açısından eğer Konya'dan bir kayıpsız dönerse Başakşehir kader maçı olur. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Puan durumuna baktığımızda Fenerbahçe çok kritik de bir puan aldı. Hani kaybetse moralmen çok çökecekti ama şu anda bence psikolojik olarak önemli bir puan. O da belli olmaz. Önemli bir puan aldı. Garantisi yok da hani içeride oynamanın avantajı var. Kolay değil. Ümit Özat'la baya baya iyi gidiyor gençler. Ya bak hocam, ben sana kolay beraberliğe değil. Üzülmez Aykut Kocaman demiştim hatırlarsan maçtan önce ve devre arasında. Çok önemli bir gördüğün puan gibi var. Çok da üzülecek bir durum yok şu andaki puan cetveline bakarsan. Ama çok kritik iki maç. Çok basit abi. İki maça çıktı aradaki fark. İlk yarıya da böyle başlamıştı. Hayır, değil mi? Tabii tabii. 4 ama puanla başladı. İlk yarıya nasıl başlamıştı? Trabzon maçı beraberlik. Hayır, Göztepe ile de berabere Göztepe beraber kalmıştı. Arkadaşlar, ilk yarıdaki takımlar ikinci yarı olmaz. Karabük hariç ilk yarıdaki takımları bulamazsınız. Ama herkes Osmanlı Spor'u görmedin mi? Öyle. Köfte gibilerdi. Şimdi kemikli et olmuşlar. Evet. Hakikaten öyle iyi oynadılar. Yani hocam şu anda baktığımızda Karabük hariçte o takımları bulamazsınız. Hoca değiştiren Kasımpaşa Beşiktaş karşısında kötü müydü Allah aşkına? Yok. Yani. Kasımpaşa özellikle Kasımpaşa ikinci yarı düşmek mi istiyor ligden? İkinci yarı bayağı iyi oynuyor. Şey. Abi aklıma her şey geliyor benim. Acaba lan bu kadar masrafı niye yapalım mı diyorlar. Abi şimdi benim aklıma her şey geliyor abi. Hocam çok para var. Niye masraf yapsınlar ki? Yani. Ya hayır, iyi de iyi para kazanıyorlar. Hoca da iyi iş yaptı. Evet, ben o işi hiç anlamadım. Bak, abi hiç anlamadım. Ne biçim takım ya, bu takım ligde kalırsa masraf olur. İkiye gitsin hafif olur mu dediler acaba. Bilmiyorum da ya, öyle bir şey demek de mantıklı değil. Abi ben her şeyi, benim kafamdan her türlü şey geçer hocam. Hocam 60-70 milyon para kazanıyorlar ya artık ligde. O parayla döner aslında. Dönmesi yani lazım. Ama yani niye dönmesin?
Vallahi Akhisar falan çok güzel dönüyor. Milletin maaşını evet. takır takır ödüyorlar. Evet. Başakşehir. Ayağını yorganına göre herkes uzatırsan kâra geçersin. Barcelona'dan Arda'yı alabilecek kadar mali durumu yani, iyi. Başakşehir. Mutlular. AŞ olarak. Çünkü neden? Taşın altında elleri yöneticilerin. Tabii. Aynı zamanda kârda da zararda da. Sadece elleri sorun sahibi. Bütün mal varlıkları taşın altında. Aynen. Zarar olursa ödeyecekler çünkü. Öyle yani o kadar kolay değil tabii bazı şeyler. Basın toplantıları da yapıldı. Bakalım teknik adamlar neler söylemiş. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz ama şimdi biz artık dev maçın pozisyonlarına girelim. Burada Alper Potuk yerde kalıyor. Pereira ile girdiği arka ikili mücadelede. Maç sonunda Alper Potuk rakibin sağ beki her fırsatta bana faul yaptı diyerek yakındı. İlker Hocam. Şu bir açı daha var. Bir açı daha o çok güzel gösteriyor. Yakın yani plan. Burada Pereira'nın topla oynamayla falan hiç niyeti yok ki. Şöyle yapabilir miyiz? Buyurun. Şimdi burada bir basma var. Sonra bu maçta bir basma daha var. Evet. Yine Alper'e. Evet. Evet. O iki basmayı arka arkaya oynatalım. Yan yana. Ya da yan yana ver. Yan yana oynatalım arka arkaya. Yan yana alalım o zaman. Tamam o iki pozisyonu yan yana yani, koyalım. Yani onu bir ikisini istiyorum yan tamam. yana. Tamam şimdi i̇ki yapalım basmayı. Mı? Tamam. Çünkü bir şey orada anlatalım daha güzel. Tamam. Yani fark olur. Varsa fark. Benzerlik evet, varsa var mı, benzerlik. Yok mu? Görelim yani. İşi daha iyi anlatalım seyirciye. Evet. O zaman arkadaşlar sizden ricamız Kuçka'nın da Alper'le girdiği pozisyonla pozisyonu bu pozisyonun yanına o da iliştirelim. Yani. İşte şurada hocam. Buyurun. Evet, stüdyoda sessizlik çünkü hepimiz dikkatle pozisyonları inceliyoruz. İkisi geldi mi? Hangine bakacağımı şaşırdım. Şimdi benim şunu derim. Hangine bakacağımı şaşırdım ya. Şimdi bak, hep şunu derim ben. Şimdi yine seyirciye öyle anlatalım. Şimdi ben Mersinliyim. Benim Mersin'de bahçem var. Portakal değil, mandalina var şimdi de. Şimdi Mersin'de yetişen portakalla Finike'de yetişen portakal vardır. Hı hı. Benim portakal bahçem olmasına rağmen satardım bahçenin yüzünü. Finike'den Mehmet abinin gönderdiği. Selamlar Mehmet abiye. Mehmet Çoban. Abinin gönderdiği portakal. Mehmet Çoban. Portakalın Mehmet bir numarası dünyada. Mehmet abinin dünyada. Gönderdiği portakaldan eve götürürdüm. Paramla alırdım. Paramla alırdım. Benimki bedava. İstedim. Niye biliyor musun? Finike portakalı Mersin portakalına göre farklı. Niye? Topraktan dolayı. Mesela birine bir kilosuna 6 tane girerse birinin bir kilosuna 7 tane giriyor. Niye? 6 tane giren daha şey. Yoğun, sulu. Daha yoğun sulu. Evet. Öteki 7 tane giriyor. Kötü portakal mı Mersin? Hayır. Kötü portakal değil. Ama yan yana koyduğun yediğin zaman çok farklı. Ama ayrı ayrı ye onları. Birini bir gün ye, birini iki gün sonra ye. Lan ikisi de portakal Erman ne diyorsun lan sen dersin. İkisi de iyi dersin. Ama yan yana yediğin zaman aradaki fark belli oluyor. Buradan şimdi buraya nasıl geleceğiz? Şimdi, yan yana yiyince farklı yani birisi Mersin, diyor. Birisi Finike mi hocam? Şimdi diyor. Bunun hangisi Mersin, hangisi Finike? Hocam, balene Mersin'den, balene Finike'den derim ben de. Finike. Tek tek yalınım. Şimdi hangisi Mersin, yani. Hangisi Finike? Hangisini atacağız? Hocam bence ikisini atalım. Daha okkalı olanı atacağız yani. Bence. Daha okkalı Finike. İyi ama atacağız yani. Yani. Foul'ün daha ağırını atacağız. Daha hafif mi, ağrı mı? Ama hocam, bakacağız. İki kart var. Sarı ve kırmızı. Evet. Evet. Kırmızı atacak daha kırmızı az kırmızı mı? Yok ki. Ne yapacağız? Şimdi ikisini yan yana bakalım. Evet abi ben sizi dinliyorum. İkisi de mi Finike? İkisi de mi Mersin? Hocam burada Pereira soldakine bakalım. Yani evet. Alper pası verdikten sonra topla hiç oynamaya niyeti yok. Şeyine baldırına gidip arkadan basıyor. Dolayısıyla da normal bir faul değil. Bence o soldaki kırmızı kart. Sağdaki de aynı şekilde Kuşka top gittikten sonra... Yine basıyor. Bence o da kırmızı kart. Geri gel. Bak. Geri gel. Pereira'nın burada top... geri gel. Önce burada geri gel. Soldaki. Hiç oynamaya niyeti yok ki. Geri gel. Şimdi sarılı oyuncu vuruyor. Evet. Sarılı oyuncu vuruyor. Bordolu oyuncunun topla kontrolsüz filan bir hareketi var mı? Hiç topla alakası yok ki hocam. Bu oyuncu muydu? Bir Konya maçında bile ceza alanı dışında bir pozisyon var. Out'ta.
Bu oyuncu muydu, oyuncu muydu? Pereira'ydı. Pereira'dır, büyük bir ihtimalle sondakidir. Pereira'dır o. Pereira'ydı galiba. Olabilir. Ben pozisyonu anlamadım. Lig maçı, kupayı mı diyorsun? Arkadaşlar, lig pozisyonu maçını mı diyorsun hocam? Ligi mi diyorsun? Ben onu yukarıda söyledim, bakıyorlar. Yani ayırdılar çocuklar bizim. Peki kimin yaptığını hatırladınız mı? Arkadaşlar, Erman Hoca diyor ki ben o pozisyonu gösterdim. Kimin yaptığı belli mi? Geliyor. Kimin yaptığını da göreceğiz. Geliyor. Pozisyon sizin söylemenize hazırlanmış. Ömer Ali'ye. Evet. Ha, Ömer Ali'ye yapılan. Ömer Ali'ye ama kim yaptı? Yok, şeye, defans oyuncusu. Pereira işte. Ömer Ali'ye değil miydi? Değil, değil. Aynı Pereira, evet. Görelim. Geri gel. Bu sezonun ilk maçı değil mi? İlk yarı bu. İlk evet. Maçı. Şimdi arkadaşlar, bastırınca dur. Basınca dur. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ya hep konuşuyorum bunu. Yemin ediyorum delireceğim. Neyi? Bana bu maçı verdiler. Erman Toroğlu. Trabzon Fener maçı senin. Değil mi? Bak bunu hep söylüyorum. Trabzon Fener maçı senin. Ders çalışırım. Şimdi... Fener Trabzon maçının kasetleri var abi, federasyonda hepsi var. İşte evde otururum abi. Kaseti sokarım. Çayımı kahvemi alırım. Neyi alacaksam. İçeceğimi. Seyrederim, bakarım böyle can alıcıları. Hatta televizyon programlarındaki özetleri de seyrederim. O daha kolay. Hambaliye yok. Oradan çekerler, anlıyor musun? Özel dakikaları. Seyrederim. Bizim gibi. Şimdi şu oyuncu var ya. Trabzon'da şu 47 numaralı oyuncuyu bir kenara yazarım notuma. Bu oyuncu sakat. Bu oyuncu benim için tehlikeli. Ben maça çıkarken bu oyuncuyu kontrol altına alırım. İlla atacağım, sarı kart göstereceğim diye bir şey haşa yok. Ama onu kontrol ederim. O tehlikeli bir oyuncu. Hatta teşebbüs ettiği zaman bile böyle yaparım. Sakın teşebbüs etme. Onu da kurtarırım öyle dersem. Hatta top oynanırken dönen ona bakarım böyle. O da der ki bana, ulan bu herif ders çalışmış bana gelmiş. Ben dikkatli olayım. Maçı kurtarırım, maçı, sezonu kurtarırım. Ama siz çok büyük paralar alıyorsunuz artık. Sizin paralar senede 400 bin lira, 500 bin lira paralar alıyorsunuz arkadaşlar. En azınız 350 bin lira alıyor. Kim kazanıyor 350 bin lira senede? Tabii. Hangi memur kazanıyor? Çoğunuz işinizi bıraktınız, genel müdürdünüz, geldiniz hakemlik yapıyorsunuz. Yok öyle hikaye. Çalışacaksınız. Koşacaksınız. Fizik olabilir ama çalışacaksınız. Şimdi bu adam bak bu maçta yapmış. Atılmamış. Aynı adam. Aynı işi yapıyor. Burada da aynı işi yapıyor. Kırmızı verdi. Ne dersiniz? Hiçbir şey diyemez. Hiçbir şey diyemezsiniz. Diyemez. Hiçbir şey diyemezsiniz ya. Kırmızı çünkü. Niye? Hani ayağını sokarsın da ayağın kenarda sarkar. Hani veya ayağını atarsın, adamın ayağına gelir. Hani şöyle bir kaldırırsın filan, ona kabulüm. Ya top burada be. Gidip basıyorsun, bu ne gaddarlık ya. 47 numaralı oyuncu. Bundan sonra yandı. Bizim babalar şimdi bunun üzerine oynarlar bir de. İşin kötüsü de o İlker. Ama geç kaldılar hocam. Diyecekler ki şimdi lan adamı yani... şey yaptın, çıkarttın meydana. Şimdi bu futbolcunun üzerine oynayacaklar. Bak şimdi. O da yanlış. Ya bu adam bunu yapar. Yanlış. Yaptırmadan önlem alacaksın. Koruyucu hakemlik yapacaksın. Koruyucu. Döneceksin, yapma. Bak kötü yapıyorsun. Dön. Yapma. Dön. Yapma. Yürürken anlarsın. Evet. Gördünüz mü hakem kardeşlerim? Pala bıyık. Gördün mü? Pala bıyık. Amcama bir ameliyat yapıyor. Seni kucağına geliyor. Sende de yapıyor. Seni yiyor. Yiyor. Hakemler sizi yiyor. Devam edelim şimdi. Öbür pozisyonu alalım. Şu şeyi kaldıralım, beyazlıyı. Sarılı'ya gelelim. Sağ tarafı. Evet, yani deminki iki pozisyonu yan yana koyalım. Alır değil mi kesin? Evet, bence kırmızı. Sizce? Evet. Aynı fikirdeyim. Dönelim ötekine gelelim hani o şeye. Evet. Buna bakalım bir. Kuçka. Devam edelim. Başka görüntü var mı? Devam edelim. İzleyelim. Dönsün arkadaşlar o görüntü. Alper'de de bir bıkkınlık oldu ya. Neden bana basıyorlar diye. Sürekli aynı noktaya hemen hemen. Geri gel. Geri gel.
Bakın. Şimdi biraz daha geri gel. Geri gel. Şimdi bakın, burada bir ikili mücadele. Alper'in de eli buradan geliyor. Arkadan bir ikili mücadele. Dönüyorlar. Döndür, devam et. Döndür, devam et. Bir ikili mücadele. İzleyelim. Devam et. İleri. İleri izleyelim, evet. Evet. Şimdi buradaki oyuncu hafif topa doğru gitme gayreti var, bak dikkat edin yani. Düşüyor, ayağımı falan sokayım diyor, böyle bir şey yapıyorlar falan. Aradan sokarken basıyor ama dikkat et, bastıktan sonra da hani şunu yapmıyor. Bak, sokuyor ayağını, şey yapıyor, böyle gidiyor. Bak, bunda kırmızıyı değil de sarı verebilirim falan, kurtarabilirim. Hani, bakın sizin yorumunuz ne? Hocam ben tam de basıyor yani mu? Bence ayağını çekebilir ya. Ben ya, bastığı düşünüyorum. Ama bak hocam, şurada top var ya bak. Evet. Topa ayağını bak. İlk niyeti topa doğru gitmek. Top geliyor. Gidiyor bak. Alper'in ayağı da yükseliyor o sırada. Adımını atamıyor. Tabii biz bunu bu kadar böyle izlerken hakem bunu o kadar izleyemiyor fazla. Yani şu pozisyonda ben takılırım. Hani derim ki acaba verir mi vermez mi yani? Normal bir daha izleyelim. Normal izleyelim. Buradan gözükmüyor. Şimdi bu açıdan gözüküyor. Evet, bu açıdan daha iyi gözüküyor. Bak görüyor musunuz? Adamın burnunu atarken Alper'in ayağı da kalkıyor. Yani burada bir şeylik var. Öyle net dediğin bir olay var. Kafam karışıyor. Ama burada hiç kafam karışmıyor. Burada cart diye kırmızı. Dakika kaç? Daha maçın başı bu ya. Maçın başı. Maçın başı. Bilmiyorum hocam da maçın başıydı o. Çok, sana ne? Maçın çok erken gibi. Sana ne abi? Kırmızı, red kırmızı ya. Ve bu adam bunu hep yapıyor. Sen hazır gelsen, yani beyninde hazır gelsen bu maça, hazırlanmış olsan maçları seyrederek bunu yakalarsın. Hani hiç ummadığın futbolcu yapsa yakalayamayabilirsin. Ama bu umduğun bir futbolcu. Niye yakalayamıyorsun? O bilerek kasten yapıyor diyorsun. Burada biraz hafif böyle hani niyet burada, çok olmayabilir burada, diyorsun. Ama burada, ben yine de bunun kırmızı karambol olduğunu düşünüyorum kendi adıma söyleyeyim. Hocam ben kırmızı olduğunu düşünüyorum. Ben bu hocam, sağdakinin kırmızı olduğunu düşünüyorum. Yani, hani niyeti belki %100 basmak değil ama hocam gidiyor. Hocam bir şey gidiyor demem. Yani. Bak, hocam, bir şey demem. Ayak gidiyor. Ama ayağını sokuyor. Yani bir ikili mücadele kısa. Sokarken Alper'in ayağı kalkıyor basıyor ama tam da basmıyor böyle. Hani bunu şey yaparım bak. Ben topçuyu kurtarmaktan yanayım. Yani kurtarırsa kurtarayım. Az önce benim kucağımda. Ben ona veririm. Ama burada kurtarma şansı yok abi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Yani aynen katılıyorum size. O pozisyonun hakem gözüyle bakalım. Yani Ali Palabıyık gözüyle. Sanki pozisyonu orada süzemedi. Şurada. Yani kırmızı olduğunu düşünüyorum. Bakalım yani. Ondan yana yani hakem, süzgeç şey hakem mi? Kevgir mi sendeki süzgeç yoksa ince vardır? Hocam, bazen kevgir bakalım vardır. Eskiden aralarımız makarnayı koyardı üstten, soğuksa atarlardı, öldürürlerdi makarnayı. Hocam bu arada Finike'den çok selam var Tuna kardeşimin. Aleyküm selam. Hocam hayır. Şu pilottan bakalım Ali Palabı'yı. Anladım. Ali Palabı'yı yerine hakem bakalım. Hakem hazırlanmamış bireysel anlamda, anladım, ama hakem hazırlanmış bu maça neden gönderildiği noktasında. Dikkat et. Güzel bir şey dikkat yaptı. Et. Evet. Yani hakem öyle hazırlatılmış aslında. Şimdi bakalım hakeme. Yakın hakemin da yerini gördünüz değil mi? Evet. Daha hızlı verebilir miyiz bunu? Normal hızında. Foul'ü vermesi ne demek? Yani. Hocam? Çok tereddütsüz veriyor bir de hocam. Direkt foul'ü çalıyor. Foul'ü vermesi ne demek? Gördüm demek. Foul var demek. Arkadan müdahale var demek. Nasıl süzgeç? Sen bir de bir süzgeçten bahsedin. Hayır, ben sadece hakemi yani biraz insaflı davranalım diye dedim. Ama madem yıkacağız hakemi, yıkalım. Görüyor, foul veriyor. Görüyor, foul veriyor. Sen kırmızıya vereceksin abi. Hayır, arkadan normal müdahale diye görmüş olabilir diye. Bak bu pozisyonda böyle hani kurtarırım, kurtaramam var burada. Burada yok abi, burada. Burada kemiksiz kıyma abi. 1,5 kilo kemiksiz kıyma. Hocam, baksana abi ya. Ya ben hakem gözüyle, öyle bu şey daha kemiksiz ya, kıyma gibi geliyor bana.
Bence ben mesela yayınlar edemezsiniz. Onda da verse tartışmalı diyecek diyorum. Yani ben buna kemiksiz ona ben de hakem gözüyle buna daha net diyeceğim diyorum ama buna... bizim gözümüzde vallahi. İkisine de ben eyvallah abi, diyorum. Ben de ikisine ben ikisinin de kırmızı olduğunu düşünüyorum. Olabilir ben hayır demiyorum. Sen de ikisi de kırmızı diyorsun. Ben ikisine de ben de hayır demiyorum size. Ama bu diyorsa öyle diyor. Bu daha şey. Burada böyle bir hani kurtarır mıyım diyorum. Kurtaralım hani 4.5'tan 5 mi yapalım? 4 mü verelim? Sınıfta kalsın mı geçsin mi? O bir mi diyorsun soldaki? Burada çünkü kısa bak dönüyorlar bak. İkili tam ayağını atıyor. Ayağını atarken Alper'in ayağı kalkıyor. Peki hocam orada hissedip yani çekemez mi? Yani burnunu sokarken. Doğru. Kalkıyor hangisini? Yani. Hadi mesela sağdakini de hissedip o zaman Alper'in ayağını çekebilir miydi? Orada çekemezsin ya. Çünkü çok yakın mesafe. Hocam bak, ama mesela bak. Hissetti, İlker bak şimdi bak. Yeri. Tam topa gidiyor ama. Yani niyeti Alper değil burada. Bak hocam. Ayağı. Bak dikkat et Alper'in ayağı kalkıyor. Ediyorum. Tamam ben onu yakaladım doğru. Saralı'nın ayağı kalkmasa de. Bak Saralı'nın ayağı yerde olsa haklısınız. Bak. Gidip bassa kabulüm. Bak tam giderken işte şurada devam koyunca, ettiriyor ya hocam. Devam hocam, ettirmesi anlayacağım. Hocam şey söylüyorum İlker. Ayağı kaldırınca mecburi basıyor. İşte biraz uzun tutuyor hocam sanki bastıktan sonra hocam, devam yapsın? Ediyor ya. Hocam ne yapsın yani, İlker sen top oynamış adamsın. Oynadım da işte çekebilirim ben o yüzden çekemez diyorum ya, hocam. Çekemez ya adam basıyor artık üzerine yani. Ve hocam, çok da fazla şey yapmıyor yani. Hocam sen... Bence ama siz dersiniz tamam. O sizin. Ya, devam hani bu... edelim ikinci pozisyonumuzda. Devam edelim. Burada da top Onur'un üstüne geldi. Onur için şans anı bence. Kötü attı aslında serbest vuruşu ama sekti. Mesela İsmail ile Atıf bir tane doğru dürüst attı mı hatırlamıyorum. Hemen tık diye Alper'i bıraksa arkasında oyuncu var ama. Yok artık oradan deniyor ya. Zaten Alper... Yok bir olasılık olarak gösteriyoruz sadece onu. Yani şey değil öyle yapsın diye aynen. Değil. Burada aktif, vurması pasif normal pasif olsaydı mı diyorsun? Top dokunsaydı olurdu. Evet. Offside. Devam edelim. Evet. Bu mesela... Trabzon'un yakaladığı en önemli pozisyon bu. Evet. Neden korkuyorsun? İlk yarıdaki en önemli. Neden korkuyorsun? Hocam neden çok da korkuyorsun? Yakın gidiyor ha kafa. Ya rahat yani vurabilirmiş o kafayı. Neden korkuyorsun? Kafayı kısıyor. Korkuyor bak. Bak korkuyor bak bak. Neden korkuyorsun ya? İsmail'i de bırakmış. İsmail'i de bırakıyor. İsmail'in perdelemesi lazım orada. Baba Allah aşkına bak. Yani. İsmail dünkü Dinayer gibi topu out'a bırakıyor. Evet. Devam edelim. Kaçan Osmanlı'nın kaçırdığı goldeki gibi. Şu Pereira'nın pozisyonu hakkında bir iki bir şey söyleyebilir mi hocam? Çok kısa. Buyurun. Az önceki pozisyonla ilgili. Biz onu maçı izlerken Yüksel müdürümle beraber izliyorduk. Bu da Fenerbahçe'nin en ciddi pozisyonu. Bence tabii. Az önceki pozisyonla ilgili söylüyorum. Yani izlerken ayıp dedim ben. Neden ayıp? Çünkü orada takımını 10 kişi bırakman hiç mesele değil. O anda 10 kişi bırakıyordum takımını ve geçmiş olsun maç bitiyordu. Ya adam aynısını geçen hafta oyuncuları... yapıyor. Taraftar seviyor Pereira'yı. Geçen mi? Evvelki hafta mı yapıyor? Taraftar seviyor Pereira'yı ama. Hok yapıyor. Bu tip aynı hareketi yapıyor bak. Bu tip oyunculara, dikkat edilmesi lazım. Maçın başında eksik bırakır geçmiş olsun. Aynen bütün öyle. Yapılan çalışmaların hepsi heba olur. Kahraman istemiyor Trabzonspor taraftarı. Hiçbir taraftar istemez. Kahramana gerek yok. İşini yapsınlar. Şimdi teknik direktörlerin saçlarının kırlaşmasına geldiğim zaman bunlar. Hakemler hep maçlara çıkıyorlar devamlı. Dağlara taşlara yapıyorlar. Teknik direktörler kovuluyorlar. Evet. Bu da fena. Şimdi burada herkes İlk dedi yarıda. Ki şu oyuncu Saralı oyuncu devam et abi. İsmail Köybaşı. Serkan da öyle dedi biz konuşurken. Dur. Dur. Geri gel. Neyin istedi topu ya? Geri gel. Vur geri gel. Gelişme. Evet burada dur. Biraz topu at. Evet. Ayak içiyle bırak. Onur'a tam baksana gelirken, nerede? Tut. Dur. Onur'a bak nerede? Dur. Tabii. Arkadaşlar bakın. Şu takriben 4-5 metre. Şu 5-6 metre falan var. Bu oyuncu, şu sarılı oyuncu sol ayaklı oyuncu. Tabii canım. Sol ayaklı oyuncu. Şimdi bu oyuncuya diyorlar ki, Serkan da dedi, ben aynı fikirde değildim. Dedi ki, Erbun Hoca dedi, bunun dedi sağ ayağına geldi, yürüme ayağına geldi dedi. Yürüme ayağına geldi ama yürüme ayağını alan kendi hatası. O anda görüntü haftayımda. Gelmemişti. Ya senin sol ayağın var. Sen sol ayağına bu gelen topu istop ederken şöyle istop edersin bak. Şöyle istop edersin. Zaten top buraya gelir.
Top buraya geldiği zaman ne bu gelir ne bu gelir. Sen topu stop et bakayım. Fenerbahçe'nin sol beki. Stop et abi. Top zaten stop şeye gidiyor. Et. Devam et. Trabzonlu oyuncu vuruyor topu. Devam et. Bu oyuncu dur burada. Bu oyuncu stop etmiyor. Evet. Bu oyuncu Trabzonlu oyuncuya pas veriyor. Sonra da sağ ayağından vuruyor. Aynen. Vallahi hocam. Senin sol ayağın nerede abi? Bir de kuvvetli ayağı. Hani senin sol ayağı? Ulan şöyle çekiver. 5 metre 6 metre. Kalecinin yanından koyuver. Onlara sonra ne tarafa vurayım? Diye. Kaldığımız yerden tamam. Devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Takım oyunu devam ediyor. Haftanın en sağlam adayları Talisca, De Souza, Burak Yılmaz ve Guili. İlker hocam. Bence haftanın bu haftanın en sağlamı Talisca. Ben Talisca diyorum. Öyle mi? Ben Talisca diyorum. Olcay Çakır. Burak Yılmaz diyorum ben. Burak Biraz Yılmaz. Taraf gibi oldu ama. Yani 17 gole ulaştı. Gene üzerine sakat bir şey yaptı söylenebilir. Sakat ve idmansız olmasına rağmen yine maçta iyi de efor sarf etti. Evet. Top aldı, aldı gitti falan. Hocam bugün de De Souza ile Burak Yılmaz eklendi. Sen en son ikiliyi Quaresma Talisca demiştin. Hocam bu akşam ben stil değiştireceğim. Evet. Siz en sağlamları seçtiniz. Ben en sakatları seçeceğim. Duralım. 3 tane en sakat var. 3 korkaklar. Ali Palabıyık, Rıza Çalınbay, Aykut Kocaman. Hoca bugün arttırdı. Dün 2 kişi söyledi, bugün 3 kişi söyledi. Rıza Çalınbay, Ali Palabıyık, Aykut Kocaman. Bir sıralama yaparsak. 3K. Hangisi? Kötüden iyi, iyi edemeyelim yani. Hangisi? En başta idare eden. Ali Palabıyık. Adalet dağıtıyor. Evet. Günün kötüsü. Bir kişi eksilecek. Günün kötüsü. Bir kişi fazla olacak. Günün kötüsü. Ali Palabıyık. Ama haftaya komite bir daha verir ona maç. Büyük bir ihtimalle. Veriyorlar ha. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Pozisyonları irdeliyorduk. 2018'in ilk dev maçı. Hakikaten ligin sonuna yaklaştıkça tansiyon da farklı oluyor. Sabah erken saatlerden bu yana bakıyorum. Herkes bu maçın heyecanını yaşıyordu gün boyu. Beklentimizi karşıladı mı? Hele hele ilk 45 dakikası karşılamadı. Ama şu an pozisyonlarını mercek altına aldığımız bir maçla beraberiz. İkinci yarısı da fena değildi heyecan. Fenerbahçe Akın'ı işte tam burada kalmıştık. Sağ ayağını yürümek için kullanan İsmail'in sağ ayağıyla vurduğu şut. O önemli değil ki. Önemli olanı hoca anlattı. Evet. Kuvvetli ayağına gelen topu kontrol edip gole atması lazımdı. Onu yapamadı. Hadi neyi, sonrasından nasıl bir kontrol? Şey beklemiyorsun zaten ama sol ayağıyla şunu alsa gol attı. Ya şu topu stop ederken, şuraya alacak, penaltıya getirecek bu topu, penaltıya bak. Şöyle tık diye koyacak sol ayakla, sonra gelecek kaleciye bakacak, kardeş yavru nereye istiyorsun, buraya mı, buraya mı? Aynen öyle. Değil mi? Evet. Yavru diyecek, nereye istiyorsun? Devam edelim. Yavaş modelinde şöyle, hop suyundan da koy, böyle bir böyle. Devam edelim. Köşe vuruşu kullanıyor Fenerbahçe. Onur buna çıkabilir miydi? Bence çıkardı. Çıkardı. Mehmet Topal. Ay çok 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 açılı geldi. Ona ne yapabilirdik? Ama yani nereye ineceğini öngörüp oraya doğru hareketlense? Öyle mi acaba bilmiyorum. Futbolun içinden gelenler bence öyle. Tereddüt o da ediyor. Olabilir. Dün aslında, kimdi evet. Topa çıkıp vuran konuştuğumuz ya? Osmanlı'nın kalecisi miydi? Karşıvasız değil mi? Mesela böyle bir karar verip düşeceği yeri kestirse geri gel, geri gel. Pilottan geri gel. Pilottan geri gel. Futbol biraz da o değil mi? Topun düşeceği. Burada dur, burada dur. Burada dur. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Topu koy. Arkadaş, kaleci bu. Top da bu. Topa vur. Hafif vur. Dur. Niye öne gidiyorsun? Görmeden öne gidiyor. Niye öne gidiyorsun abi? Bir, bir. Bir de var. Duruş şekli yanlış. Niye yanlış? Dur. Ya kardeş sen kalecisin. Kale sahası içi. Sen şöyle duracaksın ya şöyle duracaksın. Şöyle top geliyor şöyle duracaksın. Burayı filan göreceksin abi. Böyle duruyorsun. At topu şimdi. Gel 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 dur. Şurada fark ediyor burayı. Arkası dönük. Şöyle duracaksın abi ya bunu. Ben kaleci oynamadım. Mahallede oynardım da. Ya böyle duracaksın ya. Şurada gelecek böyle. Bakacaksın, çıkacaksın, vuracaksın, alacaksın, buraya al diyeceksin, onu tut diyeceksin, buraya bak diyeceksin. Bakıyorsun, top geliyor zaten bir gidiyorsun, sonra geliyorsun, geliyorsun, dönüyorsun, geçti, tren kalktı.
Birisi bir koysa oradan gittin. Mahallede niye kaleci oynuyordun hocam? Ya ilk başlarda oynuyordum. Dan gelen giden gol atıyor. Ben de atlıyorum atlıyorum lazım. Dedim manyak mıyım ben, ne atlayayım. Ben gol atayım dedim, ondan sonra ucumcu oldum. Bir de kendi takım arkadaşlarından tepki görüyorsun. Ankara Gücü'nde filan kalecilere bir şey olduğu zaman... Geçtin mi hiç bir maçta kaleye? Geçmedim. Geçmedin. Banko mesela, gibi. Bak şeyde mesela... Melo gibi. O Trabzon evet. Maçında Şenol'un ikimizin sakatlandığı maçta... Bitmişti hakkı Trabzon'un. Ali Yavuz geçti kaleye. Evet, evet. Ben hatırlamıyorum oynadığım süreyi. Mesela bir topa vurmuşum. Ali Yavuz çıkarmış çok güzel. Onu hatırlamıyorum oynadığım 7 dakikayı. Tehlikeli ama hocam ya. Çıkman lazım. Çok tehlikeli. Nasıl oynarsın orada o kafayı? O zaman oynanıyordu. Sonra... o zaman gidiyordu. O zaman organik besleniyordu. O zaman gidiyordu. Ondan sonra beyin kanaması. Allah korusun. Allah korusun. Bir yerde kafam yarıldı. Yine Trabzon maçı herhalde. Hakem İstanbul'u işte... Çık hocam niye o kadar hızlı oynuyordun sana Trabzon maçı? Şimdi öyle bir şey yok. Tabii. Kanlar akıyor. Şimdi öyle bir şey yok. Ama hocanın en hırslı maçları. Fenerbahçe ile o 8 kişi kaldıkları maç. Muzaffer Sarvan'ın yönettiği. Neyse devam edelim. Kim kullandı? İsmail. İsmail. İsmail görür. Kullandı. Mehmet Topal verdi. Burada bir offside var mı? Ya tek tam vurduğu bu. Yerde dur. Burada offside'lar arkadaşlar. Evet. Çizmiş arkadaşlar. Biz yandan baktık. Burada offside var. Yani şu oyuncu, evet. Şu oyuncu önde. Şöyle. Aynen. Bu offside. Tabii bu yardımcıyı ilgilendiriyor. Hakem bunu çözemez. Devam edelim. Bu pozisyon net offside. Bunu ben de gördüm offside. Yandan. Devam edelim. Ama onu devam. Kurtardı. Pozisyon devam etti. Devam etti. Devam ediyoruz. Burada da Fernandao sahne aldı. Ali Palabıyık sarı kartla cezalandırdı. Fernandao herhalde topu işaret ediyor. Top, bol. Neyse Almanca İngilizce. Alper uyandı. Alper uyandı, geldi itti. Bence bu da kırmızı kart. İlker hocam. İlker Yağcıoğlu da kırmızı diyor. Burada iki tane kırmızı var. Olamam. Bir iki. Yalnız bu Allah'tan çok şey yapmıyor. Abdülkadir Abdülhamid bu gelse bu çok bir şey söyleyeyim mi? O çocuk çok fena sakatlanabilirdi yani. Hocam bu darbe çok gelmiyor değil mi? Geliyor ama kurtarıyor. Kısa mesafe olunca çok fazla şey olmuyor böyle. Hocam bu gelse fena yapar adamı ya. Tam evet. Oturtamadı. Evet. Evet ne diyorsunuz karda? Kırmızı. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Ne? Allah korumuş çocuğu. Üçüncü hakkı olsaydı bence oturturdu abi. Devam edelim. Vallahi anam anam anam. O dizi Allah'tan gelmiyor. Ya Abdülkadir, ya hakikaten dengine git ya. Abdülkadir'e niye vuruyorsun ya? Çocuk yavru zaten. Ya küçücük çocuklar bunlar. Elif Elmas, Abdülkadir. Git boyundan posundan adam adalar. Değil mi? Tabii tabii. Akranlığına değil mi hocam? Ve Burak Yılmaz, işte dünyada bu işi en iyi yapan oyunculardan birisi. O ana kadar da Josef'le Topal bence gayet iyi başa çıktı. Gayet bak. Iyi. Evet. Bak. Yani şey Topal'la Neuschneider. Bıdık ne zaman sahneye çıkmaya başladı? Sosa'yla beraber. Geçen hafta hocam, sonra. Tekmeyi yiyince Fernandao'dan. Niye? Çünkü niye? Top oynuyor. Sosa top yapmaya başlayınca o da boşta kaldı. Fener çünkü bıdağa basıyordu. Yusuf'a basıyordu. Yusuf hareketsizdi. Sosa girince Sosa vermeye almaya başladı. Bu sefer Sosa'ya gidince bıdık top attı. Çocuğun adı bıdık kalacak ya. Yani. Hoşuma gidiyor ya. Güzel bıdık. İsim ya. Bak şey Abdüş şey deniyor ona hocam. Abdüş, Abdüş diyorlar. Mi? Abdüş diyorlar. Bıdık bıdık. Evet. O basitmiş gibi geliyor. Topu taça doğru atıyor ya. Çat aldı içeriye. Bütün oyun orada. İçeriye bir pas verdi. Aynen. Son derece basit bak. Ama basiti yapmak zordur futbol. İşte topçu. Anladın mı? Yani ne yaptı diyorsun. Yok abi ilk devre yapamadı Trabzon bunu işte. İşte tabii. Yapamadı. Topçu işte yani. Top topçuyla oynanıyor. Aynen. Devam edelim. Ve maçın en kritik anlarından birisi. Bence kader anı bu. Pası veren? Kuçka. Kuçka mı o Kuçka, kayma? Kuçka. Ben Kuçka gördüm. Kuçka. Kuçka. Kaptıran? Valbuena. Valbuena. Bunun yakını var mı? Kaptıran Valbuena. Valbuena. İspanya bunun yakını var mı? İspanya Ligi'nin en çok top kaptıran oyuncusu kim biliyor musunuz? Messi. Messi. Biliyorum. Messi. Bunun yakını var mı? Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Bunun yakını, yakını var mı? Yakını yok. Bu kadar yok hocam. Yakını yok. Arkadaşlar son oynandığın dur. Beyler geri gel. Buradaki olayda herkes karıştırıyor. Buradaki olayda Burak bu topu böyle alamıyor. Sarılı oyuncu sol ayağından vuruyor topa. Dikkatinizi çekerim. Devam müdahaleyi et. Müdahaleyi yapan kim?
Devam et. Loştaydı. Evet, müthiş bir müdahale. Yani sarılı oyuncu kurtarıyor pozisyonu. Buran bir hatası var. Şey, sarılı oyuncunun önüne geçmiyor. Önüne geçemiyor. Önüne geçse penaltı da yapabilir. Hocam geçmiş gibi kırmıyor. Burada. Yapamıyor. Bir geri alır mısınız ya? Bir daha bakalım. Biraz daha geri alalım. Konuşuyorduk. Biraz daha geri alırsak. Önde. Alamıyor. Hep önde. Hocam orada, orada bir düşünme süresi şimdi var. Şimdi ben çok sana kısa. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bak şimdi. Bu top Gomis'e gelsin. Çatalda. Sağından solundan kalçasına vurursun Gomis'in. Bir buraya lop diyorlar bunlara. Kalçanın sağ lopu, sol lopu döneyim. Ya buraya lopa vurursun ya buraya topu buraya alır baba. Dokunamazsın. Ya sağ çakar ya sol çakar. İşte Burak bunu yapar. Bir alsa şöyle arkaya gitti. Alamıyor. Devam. Hocam. Yoruldu. Yoruldu çocuk. Hocam ya orada yoruldu mu? Orada bir durdu sanki hocam. Bir düşünmüyor. Yoruldu. Çocuk sezon sonuna kadar nasıl gidecek böyle? Yoruldu. Bir dinlenmesi lazım. Ya burada vurayım mı, çalım mı, atayım mı derken o bir frenliyor topu. Tamam mı? Frenleyince Neuschneider hızlı bir şekilde geliyor. Mesela hocam Burak elini falan koyup engellemeye çalışsa onu da yapmıyor. Hiç çok rahat yapabilir. Geliyor adam, anladın mı? Ya ama vücuduyla da engelleyebilir. Yoruldu da. Hocam bak şurada. Var fırsatı var. Peki. Üstten aşırır onu çok. Kaleciye pas yorumu yapar mısınız? Buyurun cenaze namazına. Hadi. Hocam iş arayanlar için olabilir ama öyle bir pas yok orada. Kaleciye pas yorumu yapar mısınız? Arkadaşından geliyor. Yapar mısın? Yok. Sen? Hayır. Sen? Yok hocam. Ben de yapmam. Ne yapsın? Son anda dürtüyor topu. Yani o nereye giderse artık. Ha, rahat vurma şansı olsaydı da. Verseydi. Rahat vurma şansı olsaydı da. Kaleciye verseydi o zaman tamamdı. Aynen öyle. Bak ne kadar farklı iki olay. Devam edelim. Burada da kendi kalesine atıyormuş. Şimdi Valbuena girdikten sonra bu duran toplar çok tehlikeli olmaya başladı. Yoksa bunun öncesinde Fenerbahçe etkili olamadı. Gol de olabilirmiş. Devam edelim. Devam edelim. Okay çok kritik müdahale yaptı. Bugün maçın yıldızlarından biri de oydu Trabzonspor'dan. İyilerinden biri. Bence Okay da çok iyiydi. Josef de Souza da çok ben iyiydi. Ben Josef'i çok beğendim bugün. Çok iyi yere hareketlenmiş. Hocam kafayı da çok güzel yere vurmuş ya. Korneri kim atıyor? Valbuena. Şimdi önce şuna bakalım. Golü atan oyuncu tribünlere böyle yapıyor yani. Ses ver diyor, hani ben gol attım diyor. Bir daha iki kez yapıyor. Önce kale arkasına bak. Golü attıktan sonra yavaş. Yavaş oynat. Yavaş oynat. Bir daha yapıyor. Ne diyorsunuz? Sarı gel. Sarı değil mi bu? Artık taraftara gidip bunu yaptığı zaman sarı olmuyor mu? Bilmiyorum yani. Ya ben her gol sevinciden çok usam ama ben bu konuda bir kampanya olsa sözcülüğünü falan yaparım. Gol sevinçlerine sarı kart göstermesin. Forma çıkarmaya bile. Ya nedir ya? Bir adam dönüyor, orta sahaya giderken forma çıkarıyor. Kimseyi tahrik etmeden 90. dakikada gol atmış. Belki kupa kaldırıyor. Aynen. Ne var ya? Ya ne olur? Ölür müyüz? Onlar sarı kart göstermesek ölür müyüz? Hayatlarında gol atmadıkları için gol atınca bir oyuncunun yaşadığı duyguyu anlayamıyorlar. Sen bak hep futbolun durumundan bahsediyorsun. Şimdi şu pozisyonda ben gider ikaz ederdim. Hmm. Yapma derdim. Seyirciye gösterirdim ikazımı.
Tahrik etme olayı. Gol attın, tahrik etme. Tahrik etme derdim yani. Şunu da yapma, dönme. Çünkü Trabzon-Fener arasında özel bir olay var. Aynen. Normal bir maçta hiçbir hakem bunu vermez. Ama Trabzon olduğu için veriyor bu hakem. Hmm. Tamam, o özel durumu anlayabilirim. O özel durumda. Ama ben de genel eleştiriyorum tüm dünyada. Özel durum da olsa, yani tribünden atıyorlar, o da yanlış. Gene de sarı kartı vermem ama gider ikaz ederim. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bir şeyleri karıştırıyoruz. Bizim eğitimimiz, kültürümüz. Biz Türk insanıyız. Bizim aile yapımız Alman'a benzemez. İngiliz'e benzemez. Ne bileyim, İtalyan'a benzemez. Şimdi ben size söylüyorum. Çok şükür. İtalyan golü atıyor veya Alman, İngiliz golü atıyor. Şu hareketi yapıyor. Onlar da başka bir... Şu hareketi yapıyor. Bu hareket orada güç hareketi. Pazu. Onların kültüründe bu güç. Şey, gol attım diyor. Sen bu hareketi yap bakayım Türkiye'de, ne oluyorsun? Trabzon'da bir yap bak, ne oluyorsun? Veya başka şehirde. Şu hareket bizde nedir? Çok güzel olmuş, evet, değil midir? Evet. İtalya'da yapmayın. Size söyleyeyim, İtalya'da sakın ha. Çok güzel olmuş şef senin pizza falan, sakın. Her yerde farklı. Şef seni fırına atar değil mi? Sıkıntı olur. Onun fırında. Sıkıntı olur hocam. Şimdi bak, yani madem burada oynuyorsun, bunları futbolculara söylemek lazım. Şimdi Türkiye'de atan bir futbolcu şu hareketi tribüne bir yaparsa ortalık karışır. Çünkü bu başka manaya geliyor bizde. Evet. Bu iteledim, biteledim diyor. Ama orada güç bu ya. Şimdi farklı boyut. O zaman buraya uyacaksın. Gelen oyuncu da buna. Yani bu oyuncuya da diyeceklerdi ki kardeşim, gol gol atarsanız yürüyün. Ya da türbine gitmeyin, orta gitme sahaya türbine, doğru gel, koş. Yani işte bunu yap. Şöyle yap filan. Yani İşaretten şunu, sıkıntılı şunu hocam. Şunu türbine dönerek böyle yapma. Senin de tam hakem arkanda... olarak da sen gel. Ulan neleri görmedin hakem? Portekiz'in adı neydi? Neleri görmedin bugün? Eski. Bugün neleri görmedin? Neleri görmedin? Bunu mu görüyorsun? Neleri görmedin ya? Kırmızıları görmedin. Palamut gibi 2,5 kırmızıyı. Bu pozisyondan önce. Bu pozisyondan önce. Valbuena ne yapıyor burada? Bir bakabilir miyiz? Valbuena bir kapres yapıyor da. Ne bir bakıyor. Yani bir şey yapmıyor. Bak, gol pası verdi. Hayır, babası yapıyor galiba. Bak, bir bakalım. Herkes seviniyor. Maçı şey tripli başladı. Sevinmiyor gibi. Yürüyor. Bir bakalım. Ben ona dikkat ettim. Yürüyor. Bak. O maça, ben de baktım maça ona. Da tripli başladı Serkan. Ne yapsın ama adam abi, bir yandan da yani hak da vermiyor değilim ama profesyonele yakışmaz tabii. Verdi, gol oldu. Gol oldu. Valbuena önünden geçti arkadaşı. Bak bütün takımın... şey yapmadı. Ben başka türlü yorumlayacağım. Kendisine Joseph, gelmemesine tepkili. Joseph bana niye gelmedin diye mi şey yaptı acaba? Hani Joseph'e bir şey mi yaptı orada? Joseph'e gidiyordu zaten. Gidiyordu, Joseph ona fake attı. Dönünce fake attı. Ya biraz öyle oldu. Hani el uzatırsın karşındaki, evet, anlamaz kalmış gibi oldu. Bence orada böyle Joseph'in yapar, şeyini bakkala anladı. Der. Hop. Yazıhaneye bir çakacağız onun adına. Değil mi? Henüz ömer. Ya bazen istemeden olur ama. Bazen istemeden olur. Bakayım, evet. İstemeden olur. Ama burada bence bekledi. Joseph'in hararetinden anladı ki bana gelmeyecek. Bence çok bozulma falan yok burada ya. Yok. Bak o da seyirciye dönüyor sonra. Diğer bir sürü her futbolcu seviniyor. Burada her Trabzonlu Fenerli'nin yanına gidecek. Koluna girecek. Sevgili olacaklar. O hareketlendi mi sen de hareketleneceksin. Bu kadar basit. Aynen hocam. 33 tane, 32 tane, 31 tane gol yemişsen haybiye yememişsin. Hocam bu pozisyon, kaç kere de gösterdik burada mi? Ya. İstatistik. Fenerbahçe'nin ligde attığı son 7 golün 5'i duran toptan. Evet. Yani Fenerbahçe neredeyse sadece duran toptan Abdülkadir gol. Abdülkadir de aynısını söylemiş zaten. Eğer Fenerbahçe 7 tane golü duran toptan atıyorsa 7'de 5. Onun rakiplerine yuh olsun. Abdülkadir bugün aynısını söyledi. Hareketli toptan atarsa kabul mü de lan duran top. Duran top. Duran toptan gol yiyorsan Fener'den yuh olsun. Yaptıkları belli. En önemli silahları. Yaptıkları belli. Peki hocam. Yanında koş. Fernandao gibi bir adam var orada. Ama, evet. Ama Valbuena yok. Yani buyurun. Eşleştirmeleri de doğru yapmıyorsun teknik adam olarak. Anlatabiliyor musun? Atan yok diyorsun o yüzden. Atan yok. Burada zaten biraz alan gibi. Bak hocam yani bir şey söyleyeyim. Serkan bu pozisyonun öncesiyle ilgili tabii elimizde görüntü olmadığı için. Evet. Ama onu bakın, ifade arkaya edelim. Bakın. Eğer topu... Golü atan adam bir sektirse arkada iki Fenerli kaleye girecekler. Hocam bak bir ara Fenerbahçe yine bu golleri çok atıyordu. Alex kullanıyordu. İşte, o ayrı. Bak bir dakika bir şey anlatacağım ya. Yani o ara Samet Hoca'ydı yanılmıyorsam. Ya Samet Hoca ya Ersun Hoca. Manisa'yı çalıştırıyor. Maçtan sonra bir açıklaması vardı. Fenerbahçe 3-1 kazandı. Dedi ki bir hafta boyu
Biz bu duran toplara çalıştık. Her idmandan sonra 100 tane işte attık, savunma önlemlerimizi alalım dedik. 6. dakikada gene gol yedik dedi. Hocam demek ki kabiliyetsizmiş. Hayır, oyuncularla alakalı. Sen istediğin kadar çalıştır. Oyuncu biraz uyudu mu yiyorsun golü. Tekrar hatırlatalım televizyonu yeni açanlara. Özet, elimizdeki özetli o pozisyon yok ama bu korner atışı var ya, ondan önceki pozisyon aslında top Alper Potuk'tan çıkıyor ve korner değil, pozisyon out. Özette yok ama biz reklam arasında baktık. Takım oyunu yorumcuları İlker Yağcıoğlu, ben bana da çok çakır. Fazla bunla ilgili soru geliyor. Görüntülerde olmadığı için bu şekilde konuşabiliyoruz. Acaba evet, diyor. Yani evet, bu korner olmamalı. Korner nereye geleceğim? Bu korner olmamalı. Şimdi nereye geleceğim? Siz buyurun. Söylediniz. Söyleyecektim. Ben de söylediniz. VAR hakemi olsaydı ne olacaktı? Ya bu atılmayacaktı ki. Ona karışır mı? Atılmayacak. Kornere karışır. Yanlış korner verdiğini. Çok net. Atılmaz. Topun kimden çıkması abi, çok net. Atılmazdı. Ne yapacaktı? Avut verecek. Avut verecek. Peki VAR hakemi olsaydı. Kırmızılara. Alper Potuk'un girdiği pozisyonlarda Kuçka ve Pereira'ya. Pereira'ya ne der miydi? İkili pozisyonlar hakem takdirine girer mi? Size söylüyorum. Bence karışmaz. Karışmıyor galiba. Benim bildiğim öyle. İşte artık o, orada karışmıyor. Da var ya büyük yangın çıkar hocam ya. O zaman ya, çünkü ama maçın sonucunu etkiler hareketler. Bir tanesine karışır. İkisine de faul verdi mi? Verdi. O zaman karışabilir. Ha, karışmaz. Çünkü hakem görmüş. Gördüğüne faul vermiş. Kart da vermemiş. Fernando Ayu da gördü. Onu da gördü. Faul verdi. Sarı dedi. Ben faullük görüyorum. Kart görmüyorum dedim. Demiş hakem. Sen de kart dedin. Nasıl olacak? Orada hakemin ne diyor? Tabii. Tabii hakemin. Sabaha de. Kadar maç sürer. Evet. Ama yani. VAR derse ki korner değildi, bu out'tu. O hani zaman ayrı. Out. Bak, o ayrı. Hani o zaman şu tartışmalar falan bitecek deniyor ya, bitmeyecek abi. Tartışmalar devam edecek. Cezalı içi dışı. Mesela dünkü Galatasaray maçındaki olay. Dün müydü o? Evet. Dün omuz, omuzla aldı top. Omuz olayı. İçerideydi. Omuzla aldı, el verdi, cezalını dışına taşıdı. Bak, iki tane hata yapıyor bir de. Uyanık. Uyanık o. Bir şey sorabilir miyim? Pardon. Hocam bu pozisyonun öncesinde tabii görüntü bizde yok. Ben de hatırlamıyorum şimdi. Yani Alper'in omuzundan dışarı çıktı. Evet. Yani buna herkes mutabık bu konuda. İtiraz olmadığı için atıyorum VAR hakemleri de öbür tarafta ya bize ne karışacağız derler mi? Öyle mi oluyor sistem? Yok ya, bence herhalde. Karışmıyorlar o zaman. Öyle mi? Yani yoğun itiraz varsa onlar da oradan devreye girer diye düşünüyorum. Çünkü o pozisyonu eğer Trabzonsporlu oyuncular da süzemediyse o anda devam. Hocam şimdi bu hususu tam biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Tam bilmiyorsan hiç kafa karıştırmayacaksın. Yok, tahmin de bulunuyor. Kademe kademe geleceğiz oraya. Ama güzel soruydu hocam bu. Oraya kademe kademe geleceğiz. Güzel söylediklerin güzel. Ama şöyle, bana göre böyle olsa iyi olur diyebilirsin. Ben de sana bana göre. Çünkü bunların hepsi şekillenecek, sonra faaliyete geçecek. Abi, faaliyete geçtiği zaman, şey çünkü bu şimdi 2-3 ülkede uygulanıyor. Dünya Kupası'nda uygulanacak. O da ülkelerin biri evet derse, biliyorsunuz bu. International Board denen bir olay var. Hı-hı. Bu enteresan tipler onlar. Hani bu şeyi çıkarttılar. Ayaktan omuzu falan getirdiler. Saçma zaman. Offside ayaklanır. Omuzdan falan olmaz. Bence. Bence en direkt vuruş diye bir şey yok. Bence yok. Bir gün kalkacak. Ben bunu 30-40 senedir söylüyorum. Evet, ne o da saçmalık. Evet. Saçma sapan şeyler veriyor. Kimi 50 kaldırıyor, kimi kaldırmıyor. En direkt vuruş yandır. Ama kaldırıyor. Bu international ama enteresan. Bir tanesi verdiği zaman uygulanacak. Hocam dışarıdan. Bunları söylemeye devam ederken bir ek daha yap, ne olur şu gol sevinçlerinde de daha müsamahalı olsunlar ya. Tamam, tahrik eden, tahrik eden. Özel durum olduğu tahrik eden, yani. Tahrik etmeyen anlaşılıyor hocam. Yani bu gol sevinçlerinde dünyanın her yerinde, sadece Türkiye'de değil. Ya adam formasını çıkarttı. Ne oldu formasını çıkarttı da ya? Ama bunu bir dünya karar veriyor. Yani. Biz değil, bizim federasyon değil. Doğru. Dünya federasyonu karar veriyor. Bütün hakemlere bu eğitimi veriyorlar. Yani Türkiye'de ayrı uygulama, Avrupa maçında ayrı uygulama olmaz. Çünkü burada idare eden hakem orada da idare ediyor. Evet. Devam edelim. Yani VAR olsa bu iptal. VAR olsa yok. Bu gol. Devam edelim. Varsa yok. Sosa. Yine ne acayip pas atıyor. Ekmek gibi pas atıyor ya. Bakın mesela şu pozisyonda top bura vurarak gidiyor. Hakem korner veriyor. Bu da korner değil. Burak'tan gidiyor. Devam edelim. Hocam güzel bir şeye değindin. Bu büyük bir ihtimalle, şimdi ben de sana başka bir soru sormak istiyorum. Bunu hakem attırdı korneri. Gitti, gol oldu. Ortalık gene yanacak. Çünkü buna müdahale etmeyecek değil mi VAR hakemi? Hayır, o top Burak'tan çıktı kardeşim. Avut demeyecek. Öyle değil mi? VAR olsa. Çok net. Bu korner atılacak.
olmadığı için atılacak bence. Evet, atılacak. Almanya'da bu sefer de Almanya'daki uygulamada şu anda kornere karışmıyorlarmış. Bence de karışılmaz. Karışmıyorlar. Çok net bir şey olur böyle. Peki başka ülkede ne yapıyor? Bakın bunun en evet, sonunda... Evet, yani her ülkede farklı uygulamalar var. Şu anda var. Deneme tahtası. Abi, öyle değil mi arkadaşlar, ya? Arkadaşlar şu anda deneme tahtası. Şu an deneme tahtası. En son bu Rusya'da denenecek şimdi. Teknik adamlar da konuşuyorlar. Mesela İtalyan bir teknik adam geçen gün duydum. Bu ne ya diyor. Evet. Hakemlen diyor yardımcı veya şey diyor konuşmasın diyor. Biri diyor konuşsun diyor. Hakemlen varlar diyor filan. Yani bin tane şey bu sonunda bir yere varacak. Evet devam edelim. Bir şekilde gelecek. Bence devam hayata edelim. Geçirmeyecekler. Umarım geçirmezler. Burada Volkan Burak dedi ki yaptığın iş mi dedi. Korner istiyorsun dedi. O da bir şey diyemedi. Hmm. Pozisyondan sonra. Devam edelim. Da maçın bitti yani zaten. 94-07 falan mı burada? 14'tü. 14 mü? Ben hatırlıyorum niye bitirdi diye merak ettim. Baktım yani hakem öyle muazzam maç idare etti ki evet. Şu korneri attırmadı abi. Bak. Bu ne biliyor musun? Birinciyi söylemeyeyim. Böyle yaparsın. Böyle yaparsın çok büyük. Böyle tüy dikersin. Bu tüy. Anlat. Fazla anlattım hocam. Korneri atmamak, attırmamakla tüy diker. Attır neden kork? Korkak! Peki hocam. Ya gol olursa korkak. Korkuyor. Ya gol olursa benim üstüme yıkılır diyormuş. Hocam niye bir soru. La? Demirden korkuyorsan trene binme. Bilmiyorum. Neden korkuyorsun? Attır. Evet. Çaksın Fenerli gol olsun. Ver Santra'yı golü. Santra'yı bile yaptırma. Hocam, hakem sen onu yaparsın. Bu pozisyonda offside verilebilir mi? Solda Dodan çekinen Onur topa yumruk vurmak zorunda kaldı. Yorum sence? Yapılabilir mi? Evet. Konunun tam bir uzmanı var. Hüseyin Özkök diyor ki test aşamasındaki ülkeler Almanya, İtalya, Portekiz, Belçika, Hollanda, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Güney Kore, Çin ve Çekya. 2018-2019 sonunda İngiltere, İspanya, Fransa ve Türkiye'de sistemi test etmeye başlayacak. Yani bayağı ciddi bir 1-2 yıl kanlı geçecek bu işte söyleyeyim başta. Şu anda, gereksiz bir iş yapıyorlar. Şu anda uygulamaları yapıyorlar şey kapalı ben devre. Karşı değilim. Yapıyorlar tabii. Serkan şu anda kapalı devre uygulamaları yapıyorlar. Evet. Keşke hatta bazen. Sadece VAR'la ilgili bir görevim olsa. Ben hani bu konuya kendisini vakfedebilecek insanlardan biriyim. O derece inanıyorum gerekliliğine. Ben çok inanmıyorum. Yani hakemlerden bu kadar çok inanmıyorum. Çektiğini düşünen sistem. Ben hakem... VAR hakem olsam ne olur acaba? Bir şey olmaz hocam. Ne yapacaksın? Gördüm. Son görüntümüz de geride kaldı değil mi arkadaşlar? Evet. Basın toplantıları hazır mı? Şeyi koyabilir miyiz ekrana Rıza? Aykut Kocaman var. Rıza Çalınbay'ı verdik. Kaleci, hakem 3K yazalım altına. Nasıl? İki teknik direktör ortaya da hakemi koyalım. 3K yazalım altına ben. K, Erman kötü. Hoca 3K dedi. Korkak dedi ya hocam. 3 korkak. Korkak diyor. Veya 3 korkak yazalım abi. Çok net yazdırırım. Yani çok Ertuğrul'un tamam, kardeşi. Tamam onu yapalım arkadaşlar o zaman. Siz bunu yaparken biz de Aykut Kocaman'ı ortaya izleyelim. Ortaya hakemi koyun. İki teknik direktör kenara koyun. Altına 3 korkak yazın. Aykut Kocaman'ı izleyelim. Mutlak ve mutlak kazanma düşüncesi, arzusuyla geldik. Ancak kazanamadık. O anlamda tabii çok mutlu olduğumu söyleyemem. Maçın bütününe bakıldığı zaman da kazanmaya çok yakın oynadık. Çok gittik, Trabzon'u zorladık. Ancak istediğimizi elde edemedik. Şimdi hemen bir oyuna dair düşüncelerimi de aktarmaya çalışayım. Doğrusuyla, yanlışıyla. Aslında bu oyunu ikiye ayırmak sanki çok bizim adımıza göre özellikle ikiye ayırmak çok net gözüküyor. Birinci bölüm, gole kadar olan bölüm. Hem saha içi yerleşimimiz, saha parselasyonumuz son derece iyiydi. Son derece doğru bir oyunu. Uygulama konusunda oyuncular da çok becerili bir şekilde oynadılar. Hemen hemen gol pozisyonuna kadarki süreç çok Trabzonspor'u kendi istatistiklerini dışına iterek demek lazım herhalde buna. Kendi sahasına doğru ittik. Çok aradık, golü aradık. Belki devreyi bir veya iki fark öne geçerek en azından girmemiz çok net gözüküyordu. Fakat bunu başaramadık. Fakat her şey doğru gidiyordu ki ta ki gole kadar.
Golden sonra ise tam bir tam tersi açıkçası söylemek lazım. Aslında gole kadarki bölüm bizim kendi düzenimizdi. Evet, çok eksik oyuncumuz vardı. Çok da kritik oyuncular. Bu bir gerçek. Ama bir taraftan grup dinamikleri son derece yerli yerindeydi. Grup ne bildiğini, ne istediğini oynayarak düzen içinde oynayınca oyunun genel üstünlüğünü elinde tuttu hep. Ancak golden sonraki bölümde tam tersi oldu. Hemen bireyselleşme o takımla başladı. Bireyselleşmeden sonra bu sefer Trabzonspor maç boyunca yakalayamadığı pozisyonları arka arkaya hem pozisyonları hem de tehditkar o kendi özelliği olan oyunu ortaya koyarak tehditkar hale geldi. Bu bölümde özellikle bizim ikinci golü yememiz tabii oyuna tutunma açısından büyük bir şans oldu. 75-80'lerden sonra nispeten biraz daha tekrar oyunun içine tutunmaya başladık. Bu oyun biraz daha gel git içine gelmeye başladı. Beraberlik golü, bir korner golü. Ondan sonraki arayışlarımız da çok devam etti. Fakat istediğimizi elde edemedik. Sonuçta hem kendi adımıza aslında belki de Trabzon içinde söylenebilir. 2 puan kaybıyla geçtiğini söyleyebiliriz. Ülkenin en kaliteli, en güvenilir hakemlerinin başında geliyor Ali Palabayı ki karar verme yetisi son derece yüksek, kalitesi son derece yüksek bir hakem. Ve hiçbir ortam, ne Trabzon stadı, ne Fenerbahçe stadı, ne Beşiktaş'ın stadı fark etmiyor. Çok net bir şekilde hakemlik kalitesini ortaya koyuyor. O nedenle özellikle ev sahibi takımlar tarafından da pek böyle tutulan bir hakem değil. Çünkü hiç kimse biz de dahiliz buna. Hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. Hep her şeyin bizim lehimize verilmesini istiyoruz ama bugün özellikle o, tahmin ediyorum o taç pozisyonundan sonra karar veremedi. Seyircinin büyük tepkisi oldu. İkinci yarı tamamen davranış biçimi değişmeye başladı. Biraz Kantar'ın topuzu Trabzonspor'a doğru kaydı. Bu kendisi için yani bizim adımıza 2 puan kaybına neden olan yani bizim kendi öz eleştirimizi yapıyorum ben düzen kaybettiğimiz hali. Ama bir taraftan da bunu söylemem lazım. İkinci bölümde şu. Bunun içindeki bir bölümde şu. İlk yarıda 2 tane net kırmızı kartlık pozisyon var. Yani Pereira'nın diğer maçlarda yaptığı beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ama öbür taraftan çok net ayağa basmalar. Yani bir de hafif sakatlamaya yönelik ayağa basmalar. Maç nereye doğru gider acaba? Bugünkü maç Trabzonspor açısından da bizim açımızdan da tamamen planlanmış bir maç. Kurgulanmış bir maç. Peki planlanmış, kurgulanmış maçları nasıl gideceğini hesaplanan maçları pek bizim insanlarımız sosyal medyada dahildir buna. Pek istemiyorlar, sevmiyorlar. Bizim insanlarımızın sevdiği futbol 4-5 tane kişi burada olacak. 4-5 kişi burada orta saha bomboş kalacak bir şekilde. Onu çok seviyoruz. Hurra oradan birisi alıp götürecek. Birisi oradan götürecek. Birisi oradan götürecek. Ceza sahasının içinde büyük pozisyon hataları, büyük yerleşim hataları, bundan doğan gol pozisyonları harika bir maç oluyor. Sonra yurt dışına çıktığımız zaman vasat Avrupa takımlarına karşı, biraz düzenli takımlara karşı istediklerimizi elde edemiyoruz. Bence tam tersi. Bugün en azından kendi adıma söyleyebilirim. Trabzonspor'un ne planlandığını bilemem. Ama Trabzonspor'un oyun tarzını ben dahil olmak üzere bütün oyuncu arkadaşlarımız da ezberledik. Bu ezberlerimizle beraber neler yapabileceklerini konusunda önce onların silahlarını ellerinden aldık. Özellikle gole kadarki bölüm için söylüyorum. Oyunu büyük ölçüde rakip sahaya doğru götürmeye başladık. Burak'la zaten en önemli diyeyim gol opsiyonu olan Burak'la kendi takım arasındaki arayı açtıktan sonra zaten oyunun kontrolünü hep elimizde aldık. Bunun hepsinin yaptığımız her şeyin bir amacı vardı. Tabii ki A'dan Z'ye futbol oyunu bu. Top dönüyor, manyetik bir alanı var. Oyuncular geliyorlar, gidiyorlar, gidiyor. Top çeşitli yerlere gidiyor. Pek çok şey bozulabiliyor bu arada. Ama mümkün olabilecek ölçüde, bence bugün en azından kendi adıma söyleyebilirim, Trabzonspor'a tekrar söylüyorum ne düşündüğünü bilemem. Özellikle gole kadarki bölüm A'dan Z'ye diyeyim hadi tabirle, tam düşündüğümüz gibi gitti. Doğru oyun olarak gitti. Hocam bir de Valbuena'yı sormuş. Valbuena ile ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Antrenmana çıkmamasının temel nedeni kasığı ağrıdıydı. Kasığı ağrıdığını söyledi. Futbolcunun beyanına inanmak zorundayım. Hep inandım. Bundan sonra da inanmak zorundayım ki. Kaldı ki Valbuena için şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hep söylediğim şeyi şunu tekrarlamak aslında. Hani topu alıp hani yatan çocuklar vardır ya o kadar severler futbolu ve top oynamayı. Valbuena tam tipik bu örneklerden bir tanesi. Dolayısıyla hani onun herhangi bir şekilde bir antrenmana fiziksel bir sıkıntısı olmadan katılmama hali olabileceğini açıkçası bugüne kadarki davranışlarından pek sezmedim. Benim derdim şu. Haftalardır, ya birkaç haftadır hep söylemeye çalıştığım gibi bu takımın
daha kazanman, daha kazanmaya odaklı bir takım haline doğru gelmesi. Valbuena da, diğer oyuncularımız da bu takımın parçası. Bazen oyun başlarken, bazen sonradan, ihtiyaç halinde, oyunun gidişatına göre. Çünkü biraz evvel onu anlatmaya çalıştım. Hemen hemen oyunun her anını bir şekilde planlamaya çalışıyoruz. Nereye doğru gidebilir, rakip nereye doğru gidebilir, rakipteki dönüşümler nereye doğru, neler olmuş diye. Dolayısıyla oyuncularımızı en maksimum verecekleri süre ve zamanlarda oynatmak bizim çabamız. Tabii ki her şey her zaman doğru olmuyor futbolda. Mutlaka hatalar olacak. Bu başka bir şey, işin başka bölümü. Ama bugün de dahil olmak üzere şu andaki gidişatla ilgili olarak en azından benim açımdan problem yok. Oyuncuların da olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyuncular bir kere şu çok net bir şekilde yapılmalı. Yani taraftarların da bunu bilmesi gerekiyor. Oyuncular antrenörler tarafından önce kulüpler tarafından önce o takımın antrenmanlarına çıkıp o takımın yöneticilerinin tayin ettiği teknik yöneticiler tarafından da teknik direktör, koç ya da benzerleri neyse sadece bizim takımımız için değil her takım için zaten buraya doğru gitmemiz lazım. Yoksa öbür türlü hep kaos içinde, hep kaos oyununu tarif etmeye çalışıyoruz. Önce antrenmana çıkmak, iyi antrenman yapmak, antrenörün tercihine göre de %100 bir şekilde antrenörün tercihine göre hareket etmek zorundalar. Bundan bir adım daha ötesini konuşmanın hiçbir anlamı yok. Hocam. Tekrar bireysel olarak oyuncular üzerinden bu şekilde polemik yapılması en azından Fenerbahçe adına, Fenerbahçe'yi temsil eden birisi adına şunu söyleyebilirim. Eğer bunu Fenerbahçeliler yapıyorsa mutlak ve mutlak zarar verici bir şey bu. Oyuncuları herkesten ama herkesten çaplarını, neler yapabileceklerini, ne zaman ne yapabileceklerini, rakipleri ölçümleyen kişiler daha çok biziz. Evet, geldik. Arkamda görmüş olduğunuz fotoğraf. Antalya'da havaalanında çekildi. Beşiktaşlılar heyecanlı. İşte yeni transferleri Wagner Love. Beşiktaşlı bir taraftarla havaalanında fotoğraf çektiriyor. Siyah beyaz giyinmesi de dikkat çekiyor. Sanıyorum son sayfa yayını içinde bu gelişe tanıklık edecek izleyicilerimiz. Devam edelim. Hayırlı bir olsun. Görüntü izlemiş istemiştiniz maç önü yayınımızda. Bu görüntüden evvel bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Yanlış yönlendirme yapmıyorum seyircileri. Şimdi konuştum. Onu söyleyeyim. Bir yerlerle konuştum. Bu işi biraz alakadar olan bir yerlerle. Bir, hakemler kırmızı kartlara karışıyorlarmış Türkiye'deki hakemlere verilen. Şöyle karışıyorlarmış. Verdi kırmızıyı veya vermedi. VAR hakimi diyormuş ki şunu bir daha seyret. Israr ediyorsa tamam. Onu karışıyorlarmış. İki, bu çok enteresan. Biz onu görmedik bize gelen özette. Hoş burada da sallayanlar var bazı şeylere. O ona bastı, bu buna bastı. Niye göstermiyorsunuz? Görüntü gelmedi diyorlar. Beyler, bize gelen görüntüleri yorumluyoruz. Bize gelmeyen görüntüleri yorumlayamıyoruz. Onu bilin. Bunu bin defa söyledik, hala yazıyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. Korner oldu. Hakem maçı uzattı. 90 artı 4. Tamam. 90 artı 3, 57. Korner oldu, vereceksin. O korneri attıracaksın. Tekrar korner oldu. Süre dolduğu için attırmayacaksın. Bugünkü maçta yani, öyle oldu. Hakem bugünkü maçta hakemin yaptığı son yorum doğru. Doğru. Tamam. Ben çünkü verirsin. Hakemlere böyle verilmiş. Diyorlar ki kardeşim iyi güzel de 90 artı 4'ü zaten geçti. Atış süresi attır diyor. 90 artı 58'de olanı diyor. 93 artı 58'de olanı diyor attır. Attırdın. Attır. İsterse diyor 30 saniye geçsin. Beklesin etsin. Kornere gittikten sonra bir daha attırma. Sebebi de şu. Bir daha kornere gitti. Bir daha mı attıracaksın? Bir daha kornere gitti. Bir daha mı attıracaksın diyor. Doğru mantık. Bir evet. Soru daha sorayım. Yani hakemin son yaptığı doğru. 90 artı 4'te diğerleri yanlış. Bir sakatlık oldu. Bir dakika falan oyun durdu. Hakemin inisiyatifinde tabii, herhalde değil mi? Onu ekleyebilir. Tabii. Onu ekler. Hocam zaten onu ekliyor. Eyvallah. Onu zaten ekliyor. Artı 4'ün içinde 90 de artı 4 diyor. O 4'ün içinde diyorum. Hani 90 şey artı 4'te. Bak hocam. 90 artı 4'ün 90 artı 4'ün 93 artı 10'un da bir futbolcu sakatlandı. Evet, onu soruyor işte. 20 saniye. 5 dakika tedavi oldu. Kaleci sakatlandı bak. Evet. Kalecisi oynuyor. 5 dakika tedavi oldu. Tekrar 5 dakika oynatmayacaksın. 50 saniye. 50 saniye oynatacaksın. Orada takılmasın kimse. Tabii. Hocam o farklı. Ne kadar millet diyor ki kaleci 5 dakika yattı. Ya. Kaleci ne zaman 5 dakika yattı?
93 artı 10'da yattı. Aynen. 50 dakika önce, 50 tamam. saniye önce. Hocam istediğin 3 korkak geldi. Evet. Nerede? Şurada. Burada. Evet, İstersen abi. Oraya git. Benim bugünün özeti bu üçlü arkadaşlar. Haftanın özeti yani. Sen de D'Artagnan. Bu maçın özeti. 3 korkak. 3 silahşörler ve D'Artagnan. 3K. 3K. Hiçbirinin birinden farkı yok. Hocam ağır ya. Hadi hakeme katılıyorum ya, da hocalara demeyin. Karakter özelliği. Biraz ne diyelim? Çekindiler mi diyelim? Bu maçın yorumunu yapıyorum İlker ya. Ya tamam o senin şeyin. Ben bir şey demiyorum. Sportif kendi adıma o kelimeyi kullanmam mesela. Sportif korkak. Sportif korkak. Ondan bahsediyor yoksa bunların hepsi beni döverler. Aslan gibi yok, insanlar hayatlarında ne badireler atlattılar buralara gelmek için büyük mücadelelerle. Kaybetmekten korktular. Evet. Kaybetmekten korktular. Kaybetmekten korktular. Vallahi hocam ben size söyleyeyim. Fenerbahçe-Trabzonspor maçları çok gergin oluyor. Kimse çaktırmasa da bu yöneticisinden tabandan tavana kadar bu akşam herkes huzur içinde uyur. Kimse ver bu 3K onlar en çok rahatlayanlar şu anda. Evet. Devam edelim. 5 yıl açık önce, 5 yıl sonra. Ha. Rahatladık mı İlker abi biraz? Arkadaşlar before bakın. After gelsin. Fenerbahçe için iyi değil. Bakın. De çok memnun değilim aldıkları. Teknik direktörler bayağı zor iş yapıyorlar. Yani hocam hakikaten. Herhalde. Ya. Hoş. Mangırı götürüyorlar tabii. Allah fazla versin. Şimdi hakemler de bu kategoriye girdi. Götürme mangırı. Maçlarda iyi paralar kazanıyorlar bu, ama. Hangi yıllar dediniz? Nerede? Burada 2012, mı? 2012. 2018. Aykut Kocaman. Hocam koyulaşmış saçlar ya. Ürün mü var? Sakal var herhalde. Ya çok değişiklik yok. Bence de yok. Ya sakal, o sakal var. Çok fark ettiriyor tabii. Bence yani var sakal... da benim istediğim fotoğrafları bulamamışlar fotoğrafı. Soldaki fotoğraf tamam da sağdaki fotoğraf bu değil. Aykut Hoca'yı gördüm ben, bu değil. Başarısız fotoğraf bulmuş arkadaşlar. Soldakini kabul ediyor. Solda biraz daha bronz, yaz mevsimi olabilir. Devam edelim. Evet zaten o montlu orada. Bayağı saçları beyaz. Oldu. Yüzümüzdeki çizgiler biraz daha biraz derinleşmiş. Biraz daha kırışmış şey tabii alın malın gitmiş. Hepimiz gibi. Hepimizde olduğu gibi. 6 sene. Ama saçlar bayağı farklı. Devam edelim. Rıza Hoca'da değişiklik var. Evet. Epey. Oo Fatih Terim. Yalnız yazla kış arası evet fark abi, var yani. Yani. Fatih Hoca aynı. Fatih Hoca da. Fatih Hoca aynı. Fatih Hoca üçüncü. Nazar değmesin maşallah. 2018'de daha gençti aynı. Hocam. Ben sana bir şey söyleyeyim. Burada daha gençti. Hocam bizim buradan buraya olmasın. Bizim mutfaktan çıkan mallar kötü. Bu mallar. Burada şey var. Bizim mutfak oynamış bugün. Bizim hocam, mutfak oynamış bugün biraz. Baksana. Hiç oynanmamış. Hocam. Biraz burada dudakları çatlak ama hastaydı bu maçta hocam. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de hasta hali mi? Evet. Biraz hastalığı var. Sesi kırık çıkıyordu. O yani en son maçta. Devam edelim. Başka ne var? Şenol Güneş. Yaram. Şenol Hoca sola yatırıyormuş saçları. Şimdi sağa yatırıyor. Ona da yaramış yalnız. Yok. Şenol Hoca'nın da beyazlamış. Bak Şenol Hoca biraz yok, daha fazla. Beyaz tamam ama. Falan bayağı gitmiş. Evet. Beyaz tamam ama yüzde gençleşmiş hoca. Devam edelim. Daha güleç yüzde olmuş hoca. İki şampiyonluktan sonra. Bu kadar mı? Bizi de yapacaksınız. Istedi, teşekkür ederiz. Yok size yapmayalım dediler. O derece mi? Bunlara kıyak yapmışlar. Bize şimdi her şeylerini bulacaklar, koyacaklar. Yok yoldaşlar. Gerek. Aynen öyle. Yaptık galiba ya, buldular. Şunu istedik ya. Puan durumu şunu mu hocam? Şunu puan durumunu. Bunlardan korkarım ben önümüzdeki haftalarda var hocam, ya. Hocam bence yaptılar. Utandılar veremiyorlar. Üzülürüz bak, diye. Haksız değilim. Böyle şeylerde de hep haklı çıkarım bilirsiniz. Bence yaptılar, utandılar, veremiyorlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bunlar bize itenleyeceklerdi. Yani. Vazgeçtiler sonra da. Buraya kıyak yapmışlar çünkü fotoğraflarda. Hocam kuzguni siyahtı mesela olacağım. Yok, üniversitede beyazlamıştı. Başlamıştı. Beyaz saçla doğdu. Seni hocalar mı yaktı? Yok ya, hepsi iyi hocalardı. Bir tanesiyle problem yaşamıştık ama. Öyle mi? Neden? Hoca beni sevmiyor. Yok ya fuzuli. Şimdiki aklım olsa hiç öyle bir problem yaşamazdım. 6 yılda bitirmek benim kabahatim mesela. Yani 2 yılda bitecek okullar aslında. Buyur. Şimdi anlıyorsun ama bunu. 48 ben 9 yılda bitirdim. Hocam. Kaç hocam? 9. Maşallah hocam. Master falan mı yapmışsın? Ama ben Ankara Türk Lisesi Haziran bölümü mezunuyum. Hem de fen bölümünden. Ama sonra ben bitirseydim ordu bir takımı yoktu. Askere gitmem lazım. Yedek subay. Yedek subay gidersem top oynayamayacağım 2 sene. Para kazanıyorum. Hep salladım. Ne zaman atacağız dediler. O zaman bitirdim. Ben mecbur öyle bitirdim.
Orada bir hata yaptım, ikinci üniversiteyi bitirebilirdim. O zaman paralı üniversiteler vardı. Öyle şey şimdiki gibi. Dişçilik vardı, mimarlık vardı, mühendislik vardı filan. Hocam siz dişçi olduğunuzu düşünemiyorum ya. Diş çekerdi. Sonra gelmez. Dolgu, protez, implant. Hocaya gidilir mi abi dişçi? Vallahi gitmez. Niye? Diş hekimlerinden iyi hakem oluyor. Yapıyorlar komitenin dişlerini. Yapıyorlar UEFA'nın dişlerini. Doğru. Biri Avrupa'da yaptı yükseldi, biri bizde yükseldi. Değil mi? İki diş hekimi tabii ya. Nasıl gidiyor bak. Hayır. Sevdiğimiz bir abimizden ismini vermeyelim. Şöyle bir mesaj gelmiş. Hakeme korkak dediniz, korneri attırmadığı için. Hakem haklı çıktı. Biz korneri attırmadığı için korkak demedik. O en masum tarafıydı onun. Diğer pozisyonlarla ilgili. Veya Josef de Souza'ya gol sevinince sarı kart gösterdiği için demedik. Yani pek çok hata yaptı. Hakem bugün 10 üzerinden kaç hocam sence? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bıraksınlar hikayeyi. Tamam da top kornere çıkmış. Bir defa daha attırsan ne olur? Attıran çok. Ne olur? Çok. Hocam. Üçüncüyü attırma. Ne olur abi? Siz dediniz ya. Ne olur abi? Hocam. Ben bekledim şahsen. Hocam siz dediniz ya Pereira'ya çalışması gerekiyordu veya öyle oyuncu kim varsa çalışması lazım. O aslında Ali Palabıyık oraya bir çalışma ürünü olarak gönderildi. Yani şimdi Aykut Hoca tam tabii konuşma uzundu. Söylediklerinden cımbızlayabildiğim kadarıyla. Hani ben anlayamadım ilgili... bir şey her zaman gibi. Ben öyle demek istemedim. Ben onun için toparlamaya çalışıyordum ama ben aslında hocam iki camianın da yani Trabzonsporluların ve Fenerbahçelilerin bu atamaya toplu bir şekilde yüksek şekilde yani yüksek sesle itiraz etmesi gerekiyordu belki de. Anlatabiliyor muyum? Trabzonsporlular itiraz ediyor. Ben Fenerbahçelilerden çok yüksek bir ses geldiğinde şahit olmadım. Ya itiraz yani, etsen de değişecek ki bir şey değişmiyor ki değişmeyecek yani. Ama bu sefer hakem daha çok baskı altına giriyor Şunu anlatmak istiyorum. Hakem aslında oraya zaten bu maçı yönetmek değil de idare etmek için beraber geldi. Bitir diye mi gitti? Zaten 94'te o şansı yakalamış. Allah'tan bitti diyor. Hop bitirdim diyor. Hadi herkes evine diyor. Tabii yani hakem penceresinden baktığında aslında adam çocuk haklı. Futbol piyasasına bakıldığında da çok genç yaşları var. Yani o gerilimi o kadar yönetebilmeleri bile normal. Hocam yarıda bırakıyor. Demek ki hocam kadar cesaretleri yok. Bundan sonrası için artık çok kritik haftalar ligde. Abi çok genç kritik yaş, maçlar var. O yaşta genel müdür oluyorlar insanlar. Biraz sıksalar torunları olur. Sen neden bahsediyorsun? Kaç para alıyorlar? Mecnanen mi yapıyorlar? Mecnanen mi derler? Ne derler? Para yani alıyorlar 400 bin, 450 bin lira para alıyorlar abi. Kim alıyor? Çalışacaklar kardeşim. Her şey çalışacak. Hem fizik olarak çalışacaklar. Hem alacaklar eğitim çalışacaklar. Hem alacaklar video seyredecekler. Teknik direktörler sabahtan akşama video izliyorlar. Tabii rakip takımları. Bayağı analiz ediyor. Yani hakikaten şey yapıyorlar. İnciğine cinciğine şey yapıyorlar teknik direktörler. 4 kişi. Sen de izle abi. Senin işin bu. İzliyorlardır hocam. Şimdi şu Trabzonlu adamı atmaması doğru mu? Her maç yapan adam işte yapıyor ya. Biz getirdik. Biz ders çalıştık. Hakem çalışmamış. Biz ders çalıştık. Ben ders çalışmaya mecbur değilim. Hakem ders çalışacak. Evet, süremizin de sonuna geliyoruz. Şimdi bu hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı da başlıyor. Salı günü Beşiktaş Gençler Birliği maçı var. Çarşamba günü Giresun Fenerbahçe maçı var. Ve aynı zamanda da Akhisar Kayseri maçı var. Ve Perşembe günü de Konya Galatasaray maçları var. Nefes kesecek Ziraat Türkiye Kupası maçları. Açık kanalda HD heyecanıyla işte maç programı da ekranlarınızda. Beşiktaş Gençler Birliği ve Giresun Fenerbahçe maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Akhisar Kayseri Spor ve Konya Spor Galatasaray maçları da A2 kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak. Şimdi izleyemeyenler için Trabzonspor Fenerbahçe maçının özet görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, iyi haftalar.